annem gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın. Ay, kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz varsınız. İlişkilerin yaşandığı bir ev. Şimdi hem evde Sakine Hanım var, hem Ali Bey var, hem eski koca Erhan var. Bir de üstlerine Hamdi gelmiş. O evden kaybolan bir adam. Bir de Hamdi Bey'in bütün mal varlığının elden çıktıktan sonra ortadan kaybolması var. Sakine hırsız. Onun malını yedi, canını yedi. O adam 70 yaşında değildi benim gönlümde. Aşık mı oldunuz? Evet. Evden çıkarılan tarlalar. Burası aslında 1 milyon değerinde. 300 milyara tarlayı aldım. Şu anda ben ona 350 bin lira veriyorum. Şüpheler, suçlamalar. Babamın 200 lira kadar parasını yedi. Ali ile beraber milleti dolandırıyorlar işte. Bir tane biraz çeyrek alsın, bir de yüzük aldım. Gece bizi bıraktı gitti. O arıyor babamı dolandırdı. Bu arıyor benim engelli oğlum için diye. Siz de 70 yaşındaki adama çıktınız, bütün Türkiye'ye aşık oldum dediniz. Bu adamın da malı mülkü bitmiş. Hamdi Kılıç'ın kaybındaki soru işaretleri az sonra Müge anladı. Yeğeniyle çıktı, kayıplara karıştı. Ne telefon ne kendisinden bir haber. Yıllarca yurt dışında sanıldı. Çok zengin olup gelecekmiş. 2013 yılında Türkiye'ye giriş yapmış. Bu tarihten itibaren yurt dışına hiçbir çıkışı yok. Kuşkulandıran detaylar. Bir çanta aldı gitti. Artık melele mi attılar, yaktılar mı dedi bilmiyorum. Dedi. Eşya meşya gitmedi abi şimdi. Nereden göreyim ki ben bu eşyaları, yakıldığını veya yaptığını? İlhami Bey'in oğlu diyor ki babam yurt dışına hiç kargo göndermedi. Satılan araçlar ve eşyalar. İlhami ben nasıl satıyorsun der diyebilir miyim? Amcamın geleceğini bilseler onun var ya bir amcamın anahtarına dahi dokunamaz. Dokunamazdı o evet. Burada olsaydı. Senin dayı niye bir tek seni arıyor? Hüseyin Cura nerede? Az sonra Müge anladı. Evleneceğini sandı. Duymam olsun istedim. Eniştesi diye bildiği kocası çıktı. Biliyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Hem gönlünü hem paralarını kaptırdı. 350 bin lira param gitti. Yıllarca biriktirdiğimiz gitti. Şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç bıraktılar bizi. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın dolandırılma iddiası az sonra Müge anladı. 24 Kasım'da kaybolduğu söylendi. 10-11 civarıydı. Buradan çıktı gitti. Tam burada bizim alt komşumuz görmüş. Hamdi amcayı ben budamacı olarak biliyordum. Sen gördün mü dediler. Ben dedim 3-4 gün önce gördüm ama tam hatırlamıyorum dedim. Onlar salı dedi diye salı diyorum. Ben net bir şey söyleyemiyorum diyor. Hamdi Kılıç'ı gören komşusu canlı yayında az sonra Müge anladı. Mutluluk da hüzün de. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak. Güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. Geçirmemizi diliyorum. Her birimize ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim. Artık ben bu evlilik vaadiyle dolandırılanları böyle bilmiyorum ne yapsam yani. Hayır, bu evden kaçan kızları çimdiriyorum arada yakaladığım zaman ama bunları ne yapsam bilmiyorum. Hadi geliyor bak Hamdi amcayı konuşuyoruz işte. 70 yaşında malından mülkünden olmuş. Aslında insan böyle özeti tanıtımı falan izleyince daha net ortaya çıkıyor. Evet. Biz programın içinde çok anlamıyoruz ha, haraladan göreden izleyicilerimiz. O yüzden bizden çok daha ileridesiniz. Bunu çok samimi söyleyeyim. Böyle izleyince özeti falan daha net tablo ortaya çıkıyor ya da tanıtımı izleyince. Şimdi programımızda Emre'cim var. Emre hoş geldin. Emre 31 yaşında.
Evet Müge ablacığım, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir seramik firmasında çalışıyor. Kalbinde de delik varmış. Onun yüzden evet. Çalıştığı firmanın engelli kadrosunda yer alıyormuş. Aferin, bak yine çalışıp parasını kazanıyor. Yanında da annesi var, Kezban Hanım. Hoş geldiniz siz de Kezbancığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Kucak açıp da bizi buraya davet ettiğin için teşekkür ederim. Ay canım benim, hoş geldin. Onlar Çanakkale'den geldiler. Evet. Çanakkale Ezine. Hayır, Yenice. Yenice de Çan'da çalışıyor. Ben Hamdi Bey'de oturuyorum. He. Nehince yanımda oğlum. Çanakkale Çan. Hep bulmacada çıkar. Çanakkale'nin ilçesi. Üç harfli Çan. Ezine de peynir. Niye Ezine yazmışlar bunlar? Ezine ile alakalı. Ezine yok yok bizde. Biz Yenice, Çanakkale, Hamdi Bey'deyiz. Sen Yenice dedin, onlar Ezine peynirinden Ezine yazdılar. Aynen. Demek ki ha, bizimkiler ya. Olsun yani. Yanlışlık olabilir. Bu sana. Arada benim annem de Çanakkale doğumlu. Çanakkale Bayramiç. Aa. Tabii. Ezine benim dedem yeri... Dedem öğretmen olduğu için orada dünyaya gelmiş. Çanakkale'de. Çanakkale'de. Az herkes İstanbul'da olduğunu, annem Çanakkale. Yani bir tarafında Çanakkale'li. Oradan böyle bir şeyimiz var, kan bağımız var. Ben de Ezine'de yedek subaylığımı yapmıştım. Yedek subay eğitimini. 3 aylık. Evet, iyi. Çanakkale'yle herkes tamam. Bütün bağlarını evet. Anlattıktan evet. Sonra... Tarih yerimizde hepimizin bir katkısı var yani. Evet. Evet. Efendim artık 31 yaşına geliyor Emre. Annesi de diyor ki artık evlilik yaşı geldi. Evet. Emre'cim yok muydu böyle etraftan böyle konu komşu kızı? Ya normal olarak biz içimize kapanık insanız. Bir de engelli olduğum için yani ifade edemedim kendime. Ama engelli olup da ne engelin var canım? Yani kendimi her zaman küçük gördüm. Ha sen öyle bir şey mi hissettin? Aynen. Ne olacak hayatım, hani herkeste neler var yani o kadar. Herkesin bir hastalığı var. Herkesin bir hastalığı var sonuçta yani. Ya ne demişler, iyi günde kötü günde. Sen o yüzden yani 2 sene önce 29 yaşına kadar hiç kız arkadaşın olmadı mı? Hayır. Hiç. Niye kimseye görüp de bir açılamadın mı? Yani normal olarak sevdim. Utangaç mısın? Ama açılamadım, utangacım evet. He. Bir çiçek mi çiçek gönderseydin, bir şey yapsaydın? Olmadı. Ablacığım, olmadı. Şey. Olmadı. Sen de dedin. İlk önce işimi alayım dedim elime. He. Daha sonra dedim evlilik olur, hayatımı kurarım dedim. Ama... Bak bana soracak olursan 29 yaş bir erkek için hani evlenemedim diyecek bir yaş değil yani. Evet. Onu da söyleyeyim. Hani biraz birikimini yaparsın, işini gücünü oturtursun. Artık bu yaşlar biraz evlilik yaşı yükseldi yani. Ömür uzayınca değil aynen. Mi? Sonra sen baktın ki hani kendin açılamıyorsun birine. Tabii Emre'yi evlendirme hazırlığına başlıyor ailesi ve çevresindekiler. Evet. Ve Emre bu uğurda 350 bin lirasından olduğunu iddia ediyor. Canan Pancar isimli genç bir hanımla tanıştırılıyor. Yanında da eniştesi diye tanıttığı Ümit Dinçer var. Aslına bakacak olursanız tabii ki insanlar tanışır, belki masraflar yapılır, hediyeler alınır, hani ayrılınır. Bunlar çok doğal şeyler. Ama Emre daha sonra kız yanından ayrılınca öğreniyor ki eniştesi diye tanıttığı kişi eski kocası. O yüzden aslında stüdyomuzda bir haberimizi izleyelim. Dünya evine girmek istedim. Duymam olsun istedim. Altınlar taktı. Elimizde avucumuzda ne varsa hepsini verdik. Eniştesi sandığı adam kocası çıktı. Bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Çanakkale'de bir seramik fabrikasında çalışan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, 2018 yılının Kasım ayında evlilik hayalini gerçekleştirmek için bir kadınla tanıştırılmıştı. Genç adam o kadın tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Bizim akrabamız vardı, kendi kapı komşum. Dedi ki bana, ben bir kız buldum, evlendirelim seni. Tamam dedim, ben de güvendim. Ondan sonra tanışmaya gittik. Bir tane aracısı vardı kızın yanında, Metin. Bir tane dayı olarak tanıttı bana kendini. Ümit diye bir kişi de vardı, eniştesi olarak kendini tanıtmıştı bana. Ama normalde eski kocasıymış. Ondan sonra dediler ki bir yüzük takam. Annemin ayrıldığı 20 bin lira parası vardı. Hemen onu aldılar. Edremit'e gittiler. Altınları falan orada yaptık. Dış görünüşünden çok iç güzelliğine kapılan genç adam, başına geleceklerden habersiz aynı hayatı paylaşmak istediği kadın için hiçbir masraftan da kaçınmamıştı. 4 bilezik, bir tane zincir Osmanlı turası ucunda, 2 tane küpe, 2 adet ayrı ayrı, 5 taş yüzük, bir tane nişan yüzüğü, bir tane künye, o da pırlanta, bir tane de zincirli kolye. Yine bize bir şeye soktular, alışverişe. Ya her gittiğimde para harca, her gittiğimde para harca. Toplamda 300-350 bin lira param gitti. Yani elimizde avucumuzda ne varsa hepsini verdik. Şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç bıraktılar bizi. Hem hayallerinden hem de binlerce lirasından ettiğini söyleyen kadınla tanışmasına aracı olan komşusundan tehdit aldığını da ileri sürüyor Emre Korkmaz. Bir gün kahveden eve geliyorum. Karşıdan bağırıp geliyor küfür ederek. Elinde bir tane tüp var. Beni köşeye çekti. Bir tüp çaktı gözüme. Mahkemeye verirsen dedi,
sizi evinden kaldırırım diye bize ithamda bulundu. Ama biz korkmadığımız için mahkemeyi verdik. Ya babam şimdi bir barda çay içme cebinde para yok. Annem sabah 5:30-6'da gidiyor fabrikaya. Hayatını bitirdim annemin babamın. Bu konuda da özür dilerim. Her insan gibi yani bir mutlu yuvam olsun istedim. Ama olmadı. Oğlunun mürüvvetini görmek, torun sevmek isteyen anne Kezban Korkmaz'ın da bu isteği onca senenin birikimine mal olmuştu. Bizim de bir torunumuz olsun istiyorduk. Yıllarca biriktirdiğimiz gitti. Yediğimiz ot yavu, gün geliyoruz vallahi onu da bulamıyoruz. Senekenin dibine bakıyorsun. Hani golü değil bu meslekler böyle. Hani çok ne zorluklar çektik, ne zorluklar. Ben çocuğumun evine bir külüm derini alamıyorum bak. İnşallah bulunurlar. Aslında Emre ile konuşmamın nedeni de o biraz. Emre tabii 29 yaşında işte hani bugüne kadar hiçbir kıza açılamamış. Anladığım kadarıyla hani biriyle evlilik yoluna girince de onu böyle hediyelerle istediklerini yaparak da mutlu etmek istiyorsun. Aynen, ağlıyor öyle musun sen? Kıyamam ben ya sana. Ya o anamı babamı diyor ben diyor batırdım ya diyor. Bak yavrum sen beni batırmadın diyorum. Bir ana bir baba bir evlatını yapmak mürvetinde diyorum. E ne yapayım? Hani ben bunu 1,5 yaşından beri böyle ne yedirdim ne yedirdim. Hiç bu anda yedirip yediremiyorum. Hani çok bir duygusal bir şey geçirdi. Zayıfladı. Öyle mi? E zayıflamaz mı? Ben de devamlı gıdalı yemekler yedirmem zorundadım. Şimdi, o bize ince adini. Peki bütün elinizdeki malınızı mülkünüzü verdiniz mi? Yok sattık köy yerde bir şeyimiz yok ki. Adamın aileyi var bağlı. Ha. Adam zaten benim kafası çalışmıyor. Yani böyle nereye? İzliyordur bizi öyle deme. Ya izlesin. Çok adam gün şeyde gecede 32 kere havale geçirmiş. Birini çalışmıyor. İyiye de düşünmüyor, kötüye de düşünmüyor. Ha, eşin, saf evet. Biraz. Ha. Aileyi var 2,5 milyar. Ben aylık alamıyorum diye kendini savunamıyor. Hep oğlana bağlandı her şeyimiz. Biz bir markete gitsek bir alışveriş yapamıyoruz. Herif bize güvenlikle neremize besin. Her taraf icra bizde. Ama yavrum ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes de biraz... Hani ayağını yorganına göre uzatmaz mı? Tamam madem böyle yani 40 bin lira değerinde 5 taş yüzük almışsınız. 4 bilezik, 2 küpe, altın taşlı künye, zincir kuralı, altın kolye. 40 bin değerinde yüzük değil tamam. De hepsi içinde. 15 bin lira nişan elbisesi, esrafa, kıyafetler. Canım yani gizli... insanın neyse durumu ona göre yapmaz mı alışverişini ne bileyim? İşte öteki aracı da diyor ki oğlan evisiniz ya. Yap, oğlan evisiniz ya yapın. Oğlan evisin yapçın. Evet. Oğlan hevesi mi? Oğlan evisin. Oğlan evi. Oğlan evisin. Evet. Evet yapçın. Biz de galiba o duruma düştük geldi gelin o alınacak şey alınacak hani ama bir şeyden anne, kısınamadık. Resmi nikah olmadan bu kadar yatırım yapmak doğru mu? Olmuyor resmi nikah olan. Yok ben resmi nikah olmam babamın borçları var. Borçlarına sen beni katmak için yani, resmi nikah yapacaksın da kendini tapılacaksın bize. Hayır, resmi... Şimdi bu bilezik mesela gelinlikli falan da fotoğraf bu dört bak bu annem de bana almıştı bundan. Onlar sahte bilezik Müge abla. Nasıl? Onlar sahtelemiş de gelmiş o. İmitasyon normal altınlar bilezikler yemiş onlar imitasyon. Anlamadım. İmitasyon onlar yani sahte. Sen mi sahte taktın? Hayır normal olarak oradan gelirken sahteyle geliyor bu. O bu bileziklerle geldi. Aynen. Kim takmış ona bu bilezikleri? Normal olarak biz taktık 4 tanesini. Ama yine her şeysi tam ama hepsiymiş imitasyon. Bizi kandırmak amacıyla. Ha, bir dakika sen gerçeklerini aldın. O bir gitti geldi sahteleriyle mi geldi? Aynen öyle. Nereden anladı? Zaten boş geliyordu bize. Biz anladık onun nişanlı kanı da. Hadi acaba işi olur mu? Düzelir mi? Kezban ablacığım sen hiç bizim programı izlemez misin? İzliyoruz ama tehdit ediyorlar. Köydeki adam tehdit ediyor. Sizi evinizden kaldırırım. Yok şunu yaparım yok bunu hayır, yaparım. Hayır ama evlilik vaadiyle dolandırılanları izlemiyor musunuz? Böyle gidip almayın diyorum 50 kere tanımadığınız insanı. İzliyoruz. Bilsek biz o kadar mı? Biz bir köylüyseniz işte köyümüzü bağladı. Hayatım hepimiz köylüyüz de işte izliyoruz. Neden izliyoruz? Senin başına gelmesin diye izletiyoruz. Yoksa niye yani, izletiyoruz? Hani... Şimdi bak seni de gören yine gidip bunu yapıyorsa ben ne yapayım artık gördüler mesela sizi. Bu saatten sonra böyle bir şey yapmamaları lazım diye izletiyoruz. Benim bir oğlum olsa bundan sonra yapacağım mı? Yapacaksın mı? Yapamayayım galiba. Ama başına gelmeden yapmayaydın galiba. Biz özeniyoruz ya bir oğlumuz var ya. Yok muydu hiç böyle mahallede etrafta falan hani kızı olan? Biliyoruz mu işte biz bu işi yumukluğundan oldu hep işte. Araştırmadık yani Müge ablacığım.
Ya burada da annelere iş düşüyor. Bazı anneler becerikli galiba. Sen öyle şey yapamadın. Fazla dolaşamadın demek ben ki. Ben öyle yapıyorum. Şimdi işte, anne onunla kıyamamış anladığım kadarıyla. Şimdi efendim 2018'de tanıştırılıyor komşu Ramazan Bey aracılığıyla. Nereliymiş Canan? Nereliler? Normal olarak Bergama. Bergama. İzmir Bergama. Ondan sonra Canan. Sonra Canan İzmir'de yaşıyor. Yanında da eniştesi diye tanıttığı Ümit Dinçer, dayısı Osman Bey ve kız kardeşi olduklarını iddia eden kişilerle beraber onlar geliyorlar size tanışmaya. Evet. İyi de hayatım erkekler gitmez mi kızın evine? Tuhaflık orada Müge ablacığım. Normal olarak erkek tarafa gitmesi gerekiyor. Neden sen gitmedin de onlar geldiler? Bu işten ayrılamıyor ya. Ya ben şimdi işten ayrılamıyorum. Bir de normal özel sektördesin. Alıyorsun izin, alamıyorsun. Ya o prosedür oldu. O yüzden dediler ki kız tarafı gelecek bir görüşün. Biz görüşmek amacıyla gittik. Ama iyi de kız tarafının gidip erkeği istemeye gittiği nereden görülmüş? Ben de ilk defa kendim de gördüm. Tamam orada biraz böyle bir tık etmedi mi diyorum yani. Etmemiş tamam. Sonra sen bir de bu kızı beğenmemişsin de. Aynen. Sen de kız alsan niye beğenmedi? Eski halini bir görseniz. Eski hal derken? Yani eski fotoğrafları normal olarak tanıştığı fotoğrafta annemden yaşlıydı. Kaç yaşındaymış? Normal olarak 28 yaşında ama o fotoğrafta 35 yaşında görünüyordu. Peki sen nüfus kağıdını gördün mü? Nüfus kağıdını hepsini gördüm. Ha. Biliyorum. Normal olarak bekar. Ama bunlar imam nikahıyla yaşıyorlar yani. Enişteyle. Evet. Enişte derken kimin kocası da enişte? Enişte derken Ümit Dinçer'den bahsediyoruz. Ha. Ümit Dinçer normal olarak bununla evliymişti. Yani imam nikahı üzerinde. Diyor ki ben sana diyor sahip çıkacağım ama diyor birliktelik yaşayalım. Bu normal olarak 18 yaşında gelmiş bunun yanına. Bunun babası 2018'de ölmüş. Annesi Allah razı olsun her zaman elini öperim. Şu anda öperim yine gelse. Yani benim gözümde bildiğim melek annesi. Ondan sonra Ümit Dinçer sürekli bundan böyle diyorlar. Aslında Ümit Dinçer enişte falan değil. Onlar sana karşı enişte dediler. Aynen. Plan projesi bana karşı enişte. Ben de bunu enişte olarak gördüm. İsim olarak bana Akın diye tanıttı kendini. Bir fotoğraflar atacaktın bana Kadri. Attın mı? Ablacığım normal olarak bana Akın diye tanıttı kendini. Kim? Ümit Dinçer olarak biz daha sonra öğrendik. Şehit şoförüyüm. 112 şoförüyüm ben. Ben Akın soyadını söylemedi. Sadece Akın duyabiliyoruz biz. Ondan sonra 112'nin şoförüyüm. Ta ki kıza telefon almaya gittik yani gezmeye gittik oraya. Ümit abi hoş geldin dedi. Oradaki bir satıcı. Sen bir de kıza telefon da mı aldın? Telefon aldım, hatı aldım. Yani... Beyaz eşya da almışsın. Neler aldın? Marka adı vermeyelim de. Pardon, marka adını vermeyeyim. Oradan aldım. Ya şimdi çalışansın. Seni altyapını inceliyorlar. Tamam kardeşim, gel buyur. İmzayı atıyorsun, olay bitiyor. Bir dakika şimdi. Bu kişi... Gel, bu senin kız mı? Evet. Bu da senin eniştesi dediğin kişi. Aynen. Yüzlerini biraz blulayın, bir ekrana bu fotoğrafı verin. Yani ben aslında dedim ki yani insanlar beraber olur, ayrılır falan filan bilmem ne ama... Dur şimdi size de merak edin. Şimdi... Biz zaten geberiyoruz ya merakımızdan. Bakar mısın? Ekrana verebilirsiniz. Şimdi bu da eniştesi dediği kişiyle fotoğraf. Kolunda da dövmesi var ablacığım. Bir bakar mısınız? Ne var dövmede bilmem. Üyülenceye yazıyor. Ne yazıyor? Ü-C. Ne demek yani? Ümit Canan. Ümitli Canan. Ben de onu normal olarak... Bakayım Emre gösterebiliyor musun onu? Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Otursak, sabaha kadar konuşsak... Evet. ...anlamak mümkün değil. Aynen öyle. Yani koluna... Evet. ...C diye şey yapacaksın, dövme yaptıracaksın... O derece sonra alacaksın. Bağlı olacaksın. Ya ne bağlılığı ya? Ama sonra yani alacaksın bağlılık... onu götüreceksin bu adama evlen diye. Evet. O da gelinlik dikecek. Giyecek, dikecek diyorum. Ben tabii gözüm görmüyor ama. Gelinliği giyecek evet, adamla ü beraber. Ü altında da C evet. Üstte Ü altta C. Bu fotoğrafı nereden buldun sen sonra?
Bana kendi attı. Arif hocam da bu. Gel bak hocam. Gel böyle buradan arkadan gel. Ay. Arif hocam da yanı. Vallahi uzaktan gel. Ha? Ben güvenliyim, merak etme. Hayır, benden dolayı size bir şey gelmesin diye. Nerede? Bak bak. Bak bu üyüsü. İki noktası var, altında da C. İnsan önce C'yi üste yapar kızı. Ama böyle yapmış abi. Anormallik oradan belli zaten. C burada. Adamın yapısı oradan. Nereden buldunuz bu fotoğrafı? Bana kendi attı Müge ablacığım onu kız. Nasıl yani? Kendi attı. Ne dedi? Normal olarak bunlar ben nişanlılık esnasında da sarmaş dolaş. Ama ben enişte şey olarak da biliyorum, baldız olarak biliyorum. Ha. Sürekli zaten bana lan kendini öyle gösteriyor. Genelini görün ne böyle küçük ha. Sürekli bana kendini öyle gösteriyor. Ama sarhoşlar mıydı? Nasıl yani? Ne demek sarhoştular? Sarhoş değil. Yani sürekli bana kendilerini öyle tanıtıyorlar. Ya. Enişte baldız babında. Tamam da enişteyle baldız arasında da bir samimiyetin de bir bakınca anlaşılır. Samimiyetin de bir sınırı vardır yani. O adam aynen çıplak öyle. Orada. Ha, bu sana çıplak fotoğrafı attı. Sen demedin mi senin bu eniştenle ne işin var böyle çıplak çıplak? Bu onları görünce böyle sinir oluyor. Ha. Sinir olunca da getiriyor bunları atıyor buna bu. Yani bilerek yapıyor bunu. Ya bilerek atıyor, bilerek. Biz köylüyseniz ya bir şey çıkıp anlatamayız kendi halimizi. Ya nişanlı fotoğrafı bir kere görmeniz yeterli zaten. Olalım zaten. Bu olayın olaylar ters dönmeye başlayınca. Bir de insanın böyle hani böyle güzel kaslı vücudu falan olur da. Yani tutar çekersin yani. Şimdi anlatabiliyor muyum? Hani şimdi ne yani? Ben de bu insanların yani bu özgüven patlaması yaşamalarını da anlayamıyorum yani. Şimdi olur böyle hani. Benim ailem ne diyor? Kaslı maslı çekersin kendini anlarım. Derim ki adam hani ne yani? Neyse şimdi hadi söylemeyin. Sonra bunları koyuyorlar Instagram'a. Lafının başı sonu yok. Diyorlardır ki benim programı da izleyemeyenler bu kadın ne söylüyor yani. Şunu da anlatabilirim. Ama neyse içimden geçeni de söyleyeceğim. Müge ablacığım lafınızı kestim özür dilerim. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Dur Emre dağıtıyorsun. Şimdi sen bu kızla nişanlanmadın mı? Evet. Tamam peki bu davetiye ne? Davetiye nişan davetiyesi mi? O düğün davetiyesi. Düğün davetiyesi. Sen o zaman aslında nişanlanmadın. Sen bununla gittin imam nikah mı kıydırdın? Ben normal olarak bununla nişan olayına girdim. He. Ama yüzük takıldı. He. Yani aile ortamında, eş dost ortamında takıldı. Yine, tamam. Yine orkestrasını falan tuttum. Bir masal yazdım, el eleyiz biz. Bir hayal çizdim, göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Vay çok güzelmiş. Ay dur bunu bir daha okuyayım. Bir masal yazdım, el eleyiz biz. Bir hayal çizdim, göz gözeyiz biz. Hakikaten hayal olmuş. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Bizim için en önemli günde sizleri de aramızda görmeyi diliyoruz. 8 Haziran Cumartesi kına gecesi, 9 Haziran Pazar, 12'de yemek, akşam düğün. Siz bayağı düğün, kına falan. O da hepsi oldu. Ben kına kızları dahi getirdim. Ha? Kına kızları dahi getirdim. Sonradan da bir tane de gelinlikli fotoğrafı var Emre. Ekrana veriyorsun değil mi bunları? Bizim burada ekrana ver. Ha. Bir tane de sonra gelinlik de giymiş. Evet. Siz sonra beraber yaşadınız mı aynı evde? Düğünden sonra yaşadık 2 ay. 2 ay, 2,5 ay yaşadık. Yani onu yalan söylemeyeyim. Ya bu da iyi diyor ya. Ya ben hep şey üstte duruyorum affedersiniz. Yani evlilikse evliliğin kendine göre bir kuralları var. Değil mi? Birincisi resmi Allah nikah. Allah. Resmi ekranı nikahtan sonra dini nikah. Evet. Buna uyursa bunlar başına gelmeyecek. Sen niye evlenmek istemedin resmi nikahla? Ben her istemiyor. Zaman istedim. Beni kime bağlarsanız bağlayın yani köyüme de sorun, Çanalkan'a da sorun. Ben her zaman resmi nikah istedim. Tamam da kız niye istemiyor diye bir düşünmedin mi be çocuğum? Niye istemesin bir kadın? Bana süre verdi. Bir hafta sonra yaparız dedi. Yani bir ay sonra yaparız dedi. Niye sonra evlenmiyormuş? Babasının mahkemesi varmış, borçları varmış. Ben dedim sonuç olarak sen bana resmi nikah yaparsak ben de öderim. Yani orada da yardım etmek istedim. Müge ablacığım. Hayır borçların. Ne alakası var babasının borcu? Ya onu bilmiyorum. Bir yerden korkuyor bu. Ama nereden korkuyor onu çözemedim ben. Korktuğu falan yok. Kandırıyor seni. Kandırma. Hep devamlı buna ben diyorum ona. Oğlum bak senden bu kafa buluyor. Kafa buldurma kendini. Evet. Müge ablacığım kandırıyor. Peki sen Kezban ablacığım sen gördün ya hani bu enişte dediği kişiyle bu fotoğrafları falan. Gösterdi mi sana Emre? Yok ben hep her şeysini bilirim evlatım. Tamam sen o enişte dediğiniz kişiyle öyle çıplak fotoğrafını görünce ne dedin dönüp? Ha ben orasını görmedim. O çıplak. Onu göstermedi. Onu göstermedim. Peki onu siz ayrıldıktan sonra mı gönderdi sana? Evet.
Şimdi bu arada... Ne diye gönderdi? Yani artık benim peşimi bırak diye mi gönderdi? Ya normal olarak bunlar zaten sarmaş dolaş. Normal esnada. Ya zaten bir taraftan ben kafam azıcık basıyor. Ya şimdi annem babam... Kıyamam ben sana. Şimdi annem babam... İyi niyetli olmak, kafa basmamak değil çocuğum. Onu da sana söyleyeyim. Aynen bakma. Öyle mi yavrucuğum? Şimdi hayattasınız. Biz hani o kadar kötü konular işliyoruz ki ağlaya ağlaya. Ondan gülüp geçiyor. Niye iyi niyetli olmak da bir meziyettir yani. Evet. Yani... Sana niye gönderdi o fotoğrafı, o deminki fotoğrafı? Onu bilmeyerek gönderdi o. Yanlışlıkla mı gönderdi? Yanlışlıkla gönderdi. Bu da azıcık yine öyle şeyde uyanıklık yapıyor. Sonra ben de, buna, bu fabrika açtı bunu biraz da arkadaşları arasında bu açıldı. Hani bu... İçine kapanıktım. Aşık diye, yok açtı açtı hani. Yok yok, aşık mı oldu bu kıza? Aşık olmaz mı? Aşık ama gözüne bakıyor. Sevdim. Sevmedi mi sevdi, kız bunu sevmedi mi sevdi. Ama öteki adamın amalı. Adamdan, adam buna işi yapıyormuş. Hani diyor ki annesi, bak dinliyor, benim kızım... Senin oğlundan hamile. Bak bunu Yavuz takip et. Ha bir de bu var evet. Ha Yavuz takip et bunu. E ben deyince canım sen Emre'den hamile misin? Bak kızım ne oluyor dedim. Yok be öyle bir şey yok dedi. Bir peçetenin içine salça boyalamış bunu kandırıyormuş. Ben aybaşıyım diyor. Anlamadım yemin ediyorum. E yok ben de sonra onları gördüm hani. Ay gerçekten artık. Yani bu programda aa, her gün o da onu şapıyor. Ne, yani ne var ayıp değil canım. Ya ben niye ayıp olacak da? Kırk yıl düşünsem bak. Madem senin geçinme niyetin var. He. Kayınpederini ararsın, anneni ararsın. Benim durumum bu. Ben aş pişiremiyormuş, yemek pişiremiyormuş. Ay bizi... dur ya, ay, elimi de ağzıma soktum. Neyse. Elime fısfıslarımı sıkayım. Bu koronadan dolayı tırnaklarım da uzadı farkındaysanız. Yemeye yemeye. Elimi de ağzıma soktum. Tüh Allah kahretmesin. Canan, senin yüzünden elimi ağzıma soktum. Günaydın, ne yapıyorsun? İyi misin? Canan. Yayınlar. Canan, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bak burada Emre var, annesi var. Nedir yaşananlar kızım ya böyle bu kadar? Niye böyle şeylere girişiyorsunuz? Evet doğru söylüyorsunuz. Ama onların iddialarının hiçbir gerçeklikleri yok. Heh, sen anlat, gerçek ne? Hala birçok konuda yalan söylüyorlar. Hangi konuda yalan söylüyorlar? Orada 350 milyar bir harcama yapmış. En sonki fotoğrafı siz söylediniz nasıl gönderdi diye. O fotoğrafı ben göndermedim. Hı. Kendisi ekran görüntüsü aldı. Ben nasıl ekran görüntüsü alıyorum göndermeden? Tamam ekran görüntüsü alsın. Mühim olan o fotoğrafı senin gönderip göndermediğin ya da onun ekran görüntüsü alıp almaması değil ki önemli olan. Tamam. Sen o fotoğrafı niye çektirdin? Hani ben... Tamam ama sen niye o fotoğrafı çektirdin kızım? Ben o fotoğrafı çektirmedim. Ben o esnada Emre ile konuşurken benim ailem yanıma geliyor ve ona şunu söylüyor. Sen hala Canan'la konuşmuyorsun ama yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun. Düzeltmek istiyorsan bu şekilde düzeltemezsin. Yanlışlarla düzeltemezsin. O esnada biz birlikteyken yan yana konuşurken onunla o esnada bizim fotoğrafımızı çekiyor. Ekran görüntüsü alıyor. Hani bakayım. Ama adam çıplak. Yani bu, peki bu enişte dediğin tamam nereden enişte yani bir verir misin Ahmet? Neyin eniştesi? Kimin kocası da senin enişten? Ha? Yani şu an burada onu açıklamak istemiyorum. Ya. Hayır niye canım yani ya ablanın kocasıdır ya halanın ya teyzenin eniştenin şeyi belli. Anlamı belli. Eniştenin anlamı belli. Evet doğru söylüyorsun. Tamam o zaman bu senin enişten değil yani değil mi kızım? Hayır o benim eniştem. Tamam eniştense ablanın, teyzenin ya da halanın kocası olur. Başka enişte oluyor mu? Yok. Kardeşimin eşiydi. Kardeşinin eşi. Hala kardeşinin eşi mi? Hayır şu an değil. Ayrıldılar. Peki kardeşinden ayrıldı senin yanında ne işi var? Onun benim yanımda bir işi yok. Benim onun yanında işim var. Tamam senin o zaman onun yanında ne işin var öyle söyleyeyim. Benim ailem olduysa, şimdi o benim kardeşimden ayrılmış diye ben kendi düzenimi bozacak değilim. Kardeşim başka biriyle birlikte olmuş diye kardeşimin yanına gidecek değilim.
Ya da ne bileyim annem o esnada bizim neydi? Annem kalkmış abimin yanına gitmiş ya da ben kalkıp annemle abimin yanına gidecek değilim. Olmaz. Zaten olmaz. Gideceğim değil. Olur mu? Öyle yapacaksın tabii. Elin adamıyla niye aynı evde kalayım? Abla kardeşim boşamış. Dış kapının dış mandalı. Evli de olsa bekar da olsa. Seversin sayarsın o ayrı bir şey. Ama annen senin evde yokken sen kardeşinden boşanan adamla senin o evde ne işin var? Öyle şey olur mu kızım? O elin adamı değil. Yani bizim evet doğru tam bağımız yok. Ama kusura bakma tam da elin adamı yani. Tam da elin adamı. Kardeşinle evliyken enişten. Kardeşinden ayrıldıktan sonra da elin adamı. Ha, eğer sen ayrıca bir şey hissediyorsan ona bir şey söyleyemem. O da senin artık hissiyatına kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Sen burada telefonda konuşurken diyorsun. Şimdi burada yüzlerinizi göstermek istemediğim için böyle veriyorum ama sen bayağı yanağını dayamışsın adamın omzuna. Bu nasıl bir telefon konuşması? Dediğim gibi karşıdan öyle görünüyor olabilir. Kızım böyle. Şu anda herkes o şekilde. Ama... Yani bizi tanımayan herkes o şekilde düşünüyor. Ama biz aile içinde bu şekilde değiliz. Ha dışarıdan da böyle dedikodulara yol açıyor yani. Ama biz o şekilde değiliz. Biz zaten 5 kişilik bir aileydik. Peki şu anda nerede şimdi senin enişten? Şu an yanımda beraberiz. Hep beraberiz. Yengem var. Üçüncü evliliği de yaptı. Yengem derken? Evli. Yeniştesi. Şu an hani? Evli oldu. Yengesi diye. Enişten mi evlendi? Efendim? Enişten mi evlendi? Evet. Ha, ne zaman evlendi? Niye evlendi? Yaz şimdi. Yani 6-7 ay oldu. Peki bu kolundaki dövme neyin dövmesi? O benim kardeşimin baş harfi. Kardeşinin baş harfi ne? İsmi ne? C. Efendim? C. Onunki de C ile başlıyor. Evet. Kardeşin ne diyor peki senin bu eniştenle bu samimiyetine? Yani bir şey demesine gerek yok. Bizim birbirimize olan bakış açımız zaten belli. Yavrum neyin bakış açısı yahu? Bak ben sana kadın olarak söyleyeyim. Yani erkek olarak söyleyeyim. Hani bir erkek diye lafa Rahmi Bey girsin söylesin. Yani bu fotoğrafla bu adamın kötü bir şey düşünmesi doğru değil mi yani? Dediğim gibi yani sizin bakış açınız şu an öyle olabilir ama biz aile yaşantımızda böyle değiliz. Biz küçüklüğümüzden beri, ergenlik döneminden beri onun yanındayız. Yani bize sahip çıkan, bizi koruyup kollayan kendisi. Ne annem oldu ne babam oldu. Müge ablacığım, ya, lafınızı kestim. Ya bak çok yani bak ben bir şey söyleyemem. Allah bilir. Hiç kimseyi de kınayamam, eleştiremem falan filan ama bazı şeyler var. Olmaz ya. Olmaz yani. Hani bu kadar hani çok bize baba oldu falan dediğin adam var ya evde böyle zaten dolaşamaz yani. Yani üstüne bir tişört giymeden adamlar böyle evde dolaşmıyorlar yani. Siz belki böyle bir ortam gördüğünüz için herkesi böyle sanıyorsunuz. Olur mu ya? Evde şimdi senin annen de varsa o da onun eski kayınvalidesi. İnsan kayınvalidesinin yanında çıplak dolaşır mı ya? Ayıp denen bir şey var. Biz yani bu kadar mı koptuk artık bu değerlerden? Bu kadar uzaklaşmış olamayız. Ben bunu kabul etmiyorum. Bak adam geçen hani Mersin'de bir konuyu işlerken konu komşu ne dedi? Karşıdaki adam için atletle dedi balkonda oturuyordu. Biz rahatsız oluyorduk dedi. Ben ne dedim olmaz. Aynı böyle şey. Atletle adam dışarı çıkıp da içkisini içip milletin karısına kızına karşı oturamaz. Kusura bakılmasın bizim de bir takım değerlerimiz var. Bu sadece Türkiye için de değil bak. Dünyanın neresine giderseniz gidin, belirli ölçütler vardır. 3 aşağı 5 yukarı. Olur mu canım böyle? Siz dediniz ya Mersin meselesini, aklımdan geçiyordu, siz söylediniz aynı anda. Bütün mahalle nasıl kızmıştı adama? Oturamazsın evet. Benim karımın kızımın karşısında böyle atletle. Mahalle birlik olup adamı kovmuşlardı. Yani insan bir hanım öz evli olduğu kocasıyla dahi aile fertlerinin yanında bu çıplaklıkla yan yana bulunamaz. Duramaz. Evli olsa dahi nikahlı kocasıyla beraber bir kadın bir evin içerisinde diğer aile fertlerinin yanında bu pozisyonda görülemez. Bu bizim Türk örf ve adetimize
yani alışkanlığımıza, bütün yani tahammüllerimize aykırı. Yani çok da geri kafalı bir insan olduğunu ahlak düşünmüyorum. Ahlak yapımıza da aykırı. Yani. Özür dilerim. Peki Ümit Bey de mi telefon attınız? Ahlak Ümit Bey. Yapımıza da aykırı. Ümit Bey, günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ümit Bey, bakın burada Emre var. Yazık, çocuk kalmış burada 50 kilo. Zaten rahatsızlığı var. Ne yaşandı yani? Bu kadar para harcadım, pul harcadım diyor. Sonra böyle fotoğraflarla ortaya çıkmışsınız. Ne söyleyeceksiniz? Böyle fotoğraflarda derken ben çok kilolu bir insanım. Sıcağa dayanamıyorum. Zayıfla o zaman kardeşim. Sadece... Günde bir yarım saat yürü, zayıflarsın. Zayıflayacağım zaten Allah izin verirse. Tamam. Zaten bir takım sağlık problemlerim de var. Ondan sebep ben üstümü çıkarıyorum. Altım çıktı zaten. Ben altınızı yani, sormadım zaten beyefendi de. Bazı şeyler vardır hani şu vukuundan beterdir diye bir laf var yani artık hani o beni ilgilendirmiyor. Siz nasıl eski baldızınızla bu şekilde konuşup bu adama fotoğraf gider ya da telefonda konuşursunuz? Siz yakıştırıyor musunuz kendinize? Haberim yok. Ben sadece onlar konuşurken demek ki devreye girmişim, konuşmuşum ona. O esnada da ekran görmüş. Yoksa ben sürekli onun yanında ben bu şekilde duruyor değilim. Bu, öyle bir şey yok. Bu kolunuzdaki C dövmesi ne? Benim eski eşinin baş harfi. Anladım. Sildirdiniz mi? Nasıl? Yok, hayır. Daha henüz sildiremedi. Yeniden de mi evlendiniz? Evet. O da mı C? Hayır. Anladım. Peki bu şimdi çocuğun taktığı altınlar falan ne olacak Ümit Bey? Madem aile büyüsüzmüşsünüz. Şimdi şöyle söyleyeyim Müge abla. Hı. O onlar sadece Canan'a aitti. Ve Canan'ın bir sürü yaşamış olduğu o kadar çok sıkıntı var ki. Canan bunları zaten dile getirecek şimdi. Çocuğunu söylemedi diye söylüyorsunuz. Sürekli Emre tarafından tehdit edildiği için. İşte benim sigortam var. Sana çocuğu vermem dediği için söylemediğini söyledi. Canan dile getirdi zaten az önce. Çocuk oldu, doğdu mu çocuk? Hayır, çocuk o kadar streste, doğma şansı yoktu zaten. Gittiğimizde doktora 15 gün önce kalbinin durduğu söylendi. Hemen kürtaj olması gerektiği söylendi. Ve o şekilde de kürtaj oldu. O kürtaj olmadan önce bebeğinin öldüğünü öğrenince benim haberim dışında Canan arayıp Emre'ye ağlayarak çocuğum da öldü dedi. Senin yüzünden tartışıyorlardı. Ben Emre'nin o esnada gelmesini çok bekledim. Yani keşke gelseydi. Gelmedi. Parası olmayabilir. Yani kürtajla ilgili para veremeyebilir. İnsanın maddi durumu olmayabilir ama sonuçta eşim dediğin kişinin yanına gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Söyle Emre'ciğim. Kendisine dedi de getirdim. Zaten sizin yayınıza çıkmadan önce biz onunla bir görüşme yaptık. Hı. Bak dedim oğlum, bu kadar çok seviyorsan, bu kadar çok istiyorsan ne ben olayım, ne senin ailen olsun. Madem öyle. Çanda zaten Canan yaşamak istemiyor. Rezil oldum Çanda diyor. Onlar yüzünden diyor. Manisa'da fabrikasının bir şubesi varmış. Ümit Bey şimdi bakın böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Burada Emre'yi de maşallah suçlu çıkardınız da. Niye nikah kıymadınız o zaman? Madem siz aile büyüsünüz, siz devreye giriyorsunuz, bu kadar samimisiniz, baba gibisiniz vesaire. Niye nikah kıymadınız? Kim kızım dediği kişiyi ya da kızını ya da kardeşini ya da baldızını nikahsız bir adama verir ya? Hayır bir saniye. Niye nikah olay kıymadılar? Nikah kıyayım dediğinde Canan annesi dedi ki, daha doğrusu ben bilmiyorum, Canan söylüyor bunu. Hı. İşte yarın bir gün bu kız boşanmaya kalkar, senden nafaka ister, nikah kıyma diyor. Siz mi diyorsunuz? Yo ben diyormuşum. Yo ben evet. Diyormuşum. Neden? Öyle mi dediniz? Yo niye diyeyim ki? Ben hastayım diyor laf temsili. Kızım bak Emre'nin fabrikada işi, sigortası var. Sen bundan işi yaparsın. Devamlı bunlar iftira atıyor yani sana. Yani geleceğin olsun diyor. Ha geleceğin olsun. Tabii ya, nikah kıyarsa onun sigortasından da faydalanacak. Tabii faydalanır. İnsan bunu istemez mi yani? Bu kadar niye nikah istemezsin? Niye nikah istemiyorum? Benim bu kadar davetiyeler, düğünler, dernekler, gelinlikler niye istemesin? Tarlamız temelimiz gitti mi? Benim üç tane var. İlk başta istemediler. Ondan sonra istediler. Bu sefer Canan istemedi.
Yalan. Beyefendi, onlar istemiyorsa zaten kız tarafı ister bunu. Yani istemiyorsa dönersiniz gidersiniz. Siz çocuğu istemeye bile gitmişsiniz kalkıp İzmir'den Çanakkale'ye. Ya biraz da meraklı davranmışsınız, bunu da kabul edin. Şu yaşımdayım, gitmem biriyle tanışmaya yani. Kız evlenmek istiyor. O diyor ben işten izin alamıyorum diyor. Daha sonra biz gelelim. Canım evlenmek istiyor da evlenmek istiyorsan illaki o gece değil yani. Bunun da bir adeti var. Yani siz nasıl bu kadar uzaklaşıyorsunuz bu hayattan, bu gelenekten, görenekten falan. Bakın şimdi atıyorsunuz kafadan, attıkça da batıyorsunuz. Bak kusura bakmayın, olmaz Ümit Beyciğim, olmaz. Olmaz. Senin evladın var mı? Benim çocuğum yok. Allah inşallah nasip etsin. Sen ister misin kızının, kız kardeşinin ayrıldığı kocasıyla böyle bir fotoğraf çektirmesini? Kabul eder misin? Bana tek kelime söyle. Ederim etmem de. Eğer benim düşüncemdeki bir insansa hiç sıkıntı değil. Asla etmem. Yazık yani. Asla etmem, o adamı da lime lime ederim. Bak şuraya da yazıyorum yani. Hani sonu ne olursa da olsun yani. Kimse böyle bir böyle şey olur mu canım? Etmez canım böyle bir şey. Ya bizim bir tane kabul edin bunu yani. Bir şey olmuş. Bunlar da yazık, günah yani. Hani ben duygusal boşluklarını bir kenara bırakıyorum. Yazık, dava açmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. O zaman gönderin bileziklerini, altınlarını geriye. Sen sağ, ben sıra. Benim çocuğum 8 aydan beri tedavi olacak, olamıyor. Geçen kaymakama çıktım dedim ki. Ümit Bey, siz bir aile olarak bence bunu yapın aile reisi olarak. Ne dersiniz? 350 bin TL nereye harcamışlar, bir sorabilir misiniz onlara? Ben çıkartırım. Niye çıkartacaksın Emre? Altınlar gitti. Tarlalar gitti. Tarlalar... Parası olan bir insan 4 tane düğün yapar Emre. O da 2 tane yapmış zaten düğün, daha kaç tane yapsın? Sen kendin 700 milyon ayakkabı aldırdın ayağına. 700 milyon ayakkabı aldırdı. Benim çocuklarımın, benim torunluğum boynundan şeysini çıkarttın. 2 tane nerede yaptı? Sincir boynundan aldı karısını. Köydeki bir tane orkestra tuttu sadece. Onun dışında ne yapıldı? Siz yapaydınız nişanı, nişanı kız tarafı yapar. Benim kendi bölgemde istemedilerse onlar. Getirmedin ki, getirmedin ki. Gelmeye korktu. Eniştemden 5000 lira para aldı. Ha verecek, ha verecek, ha verecek. Bir hafta içti, bir ay içti. Kanserli dedi, o can suyu, kanserli benim karım dedi. Zarafa götü boynundan zinciri çekti adı. Ben dedi karımın dedi tedavi ettireceğim. Müge ablacığım, zaraf bağlansın, her şeyi bir ayrıntısını anlatsın. Zaraf bağlanacak bize. Kuyumcu biliyor. Kuyumcu biliyor. Ümit Bizim... Bey ne, nerede bu bilezikler, zincirler falan? Canan'ın şahsi borçları vardı. Onları ödedi. Evet. Ne kadar kalmış? 2 ay kalmışlar. Şimdi 2 ay içinde... 2 ay değil. 4 ay. Gelmediğine yedik altınları. Gelmediğine yedi altınlar bu. Ama 4 ay içinde de gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. İzin vermemezlik de yapmadım. Ya bir de 4 ay için bunlar büyük paralar değil mi? Bak ben 350 bin liradan da geçtim ama yani bugün şimdi bir beyaz eşya alsan... ...en uygununu alsan bir evi şey yapmaya 40 bin lira. Evet. En uygunu. Ha belki sporcudan falan alırsın, hani onlara bir şey söyleyemem de normal mağazadan alıyorsan. Böyle bu bilezikti, kolyeydi, zincirdi, düğündü, kınaydı, nişandı. İnsanlar bunu 4 ay için mi yapıyorlar yani? Değil mi Ümit Bey? Gidecekti. He? Canan geriye gidecekti. Canan geriye gidecekti, telefonu nasıl olduysa 1-2 saat cevap vermedi diye birbirlerine girmişler. Al işte Emre kendisi gayet iyi biliyor bu olayı. Evli kadının telefonu kapalı olmaz. Verelim ara. Ümit Bey. Ümit Bey. Alo. Ümit Bey. Efendim. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz yani? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu insanlar mağdur olduklarını söylüyorlar. Siz şimdi Müge ablacığım, ben bir şey söyleyeceğim en başta. Buyur. Benim kendi özel bir durumum var. Özel durumum olduğu için benim ne Canan'la ne bir başkasıyla evlilik yapmak gibi bir şansım yok. Ha bunu ne diye sorarsanız, ben özel bir problemim. Ben kesinlikle bunu yayında söylemek istemiyorum. Rejideki arkadaşların hepsine söyledim. Bunlar biliyorlar. Onun için yani benim üstümün çıplak olması oymuş buymuş Canan için de bir şey teşkil etmiyor. Demek istediğimi anlıyorsunuzdur.
eminim ki. Yani benim konumum orada... Anlamıyorum ama bana mesaj atarlarsa anlayabilirim. Tamam, atsınlar. Onlar o şekilde anlamış olursunuz zaten. Ama yani siz, benim orada ama siz, olmamın çok bir önemi yok yani. Ama siz demediniz mi ben Canan'ın eski kız kardeşinin eski kocasıyım diye? Bakın, birliktelik ayrı bir şey. Bir şeyleri yaşayıp yaşayamamak ayrı bir şey. Ha. Şu anda da evliyim. Şu anda da evliyim dediniz. Evet, hayatımda biri var. Ben yalnız yaşayamam çünkü. Canan ama Emre ile barışır, teker gider, hayatını devam ettirir. Ya da başka birisiyle evlilik yapar. Ben tek başıma yaşayamam. Hasta bir insanım zaten. Ümit Bey. Artı, Ümit Bey. Görüşüp, efendim. Sen bir erkek olarak beraber ilişkinin olduğunu ifade ettiğin hanımefendinin senden başka erkeklerle özel ilgilerine göz mü yumuyorsun? Siz şimdi isminizi unuttum abi. Rahmi Bey. Avukat Rahmi Özkan. Heh, Rahmi Bey. Efendim. Müge ablaya mesaj gelecek. Onu okuyun. Ondan sonra bu konuyla ilgili konuşalım. Yani başka bir bilmediğimiz bir özellik var, öyle mi? Aynen, aynen öyle Rahmi abi. Peki canım, peki. Bilmediği için, kimsenin de bunu bilmesini istemediğim için ben bunu 80 milyonun önünde anlatmak istemiyorum. Benim iş hayatım var çünkü. Peki canım, bildiğiniz gibi davranın o zaman, tamam canım. Zaten şu anladım fotoğrafı gördüğünüz tamam, zaman Ümit Bey, tamam. Sizin için de, hanımefendi için de başka bir şey konuşmaya gerek görmüyorum ama... Herhalde bu fotoğrafı çektirme de bu özel durumunuzla ilgili olarak konuşulmaması gereken bir konu diye kabul ediyorsunuz. Hmm. Anladım şimdi. Ümit Bey bir şey söyleyeceğim. Bu yani utanılacak bir şey de değil, saklanılacak bir şey de değil. Yani bunda... Hayır, anladım. Yok yok, ben istememenize saygı duyuyorum. Bunu ben de söylemem. Ama yani saklanacak da bir şey değil. Yani herkesin kendi hayatı. Yani ama mesela bunu... pardon ama bunu Emre biliyor muydu? Hayır. Ama bunu Emre'nin bilmesi lazımdı. Emre'nin bilmesi bakın ben bugüne kadar Emre'den o kadar çok küfür yedim ki ben de göreceksiniz benim ölmüş anama dahi mezarına dahi o kadar küfürler etti ki kendisi de orada şahittir bakın sorun. Yani o kadar kötü şeylere maruz kaldım ki benim tek bir amacım vardı. Bu iki insanı koruyup kollamaktı. Onlara kanat germekti. Onun dışında başka bir şey yok. Canan'ın babasından itibaren... Ama Ümit Bey bakın, Ümit Bey bakın. Şimdi siz eğer bu durumu Emre'ye açıklasaydınız, Emre de bu fotoğrafla buraya gelmezdi. Ama şu var Müge abla, bazı insanlar bazı şeyleri anlayabilir. Ama Emre'ye bunu anlatamazsınız. Olur mu canım? Niye anlamasın hepimizi? Bir dakika. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bana neler yaptığını bir bilseniz ben burada ağzıma alıp söyleyemiyorum. Ama ayrıldı. Telefonlarla görüntülü olarak arayıp bakın bir dinler misiniz lütfen? Ama kız ayrıldıktan. Onları orada hayır ama hayır hayır Canan gittikten sonra yaptı değil mi? Hayır, 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 hayır. Canan yanındayken de bir sürü şey yaşadım. Canan buradayken de bir sürü şey yaşadım. Canan'ın buraya gelişte dedi. Babasının mirasını reddetmekte. Çünkü bir sürü borç bıraktı iki kızına da. Anladım. Ben günlerce koşturdum. O borçları sildirdim, reddi miras yaptım. Bunu birebir teyit edebilirim. Arkasından tekrar bizi aradılar. Dediler ki başka yerlerde de borçları var. Onları da toparlayın. Onları da gittik. O yüzden geldi Canan buraya. Ve geri dönecekti. Müge abla yemin ediyorum geri dönecekti. Ama bak Emre kıskanıyor. Emre orada seni kıskanıyor. Sonra telefonunu açmamasını kıskanıyor. Ben yine söylüyorum. Yani insan eşine der ki şarjım bitiyor. İnsanın şarjı bitmez mi? Olmaz mı? Bu her şey olabilir ama şimdi eğer adamda karım dediğim kişiye 3 saat ulaşamıyorsa kafasında da soru işaretleri varsa ama küfür etmesi sorabilirse. Bak küfür et. Ben küfür olayını zaten çok yani ne bileyim çok basit buluyorum yani kusura çok bakma ilkel. Ettiğin sen yani çok ilkel yani çok saçma sapan bir şey. O eğitim düzeyiyle alakalı insanların ruhi durumuyla alakalı o başka bir konu. Ama yani o da onun kafasında soru işareti yaratmayacak. Bak şimdi biz de sana 40 dakika niye bu fotoğrafı çektirdin diye sorduk. Ama sorulur. Ben aslında söyledim. Arkadaşlarınızı en başta söyledim.
Durumumu izah ettim. Bir dakika. Sana inanmamışlar. Dalga geçiyor sandık diyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Asla dalga geçmem. Çok ciddi bir program. Şu anda itham edildiğimiz konu da çok iğrenç. Böyle bir şey için dalga geçilemez. Yok, akrabaların da arıyorlarmış zaten. Onlarla da mı görüşmüyorsun? Yani ne var canım, isteyen istediği gibi yaşar yani. Ya sadece bir hafta önce bir adam getiriyor bu evine. Görüşemiyorsun, görüşemiyorsun. Yani bizim şöyle söyleyeyim, bazı insanlara bazı şeyleri anlatabilirsin. Ama herkes bunu anlamak zorunda değil. Ben her şeyi de açıklamak zorunda değilim. Hayır, kabul ederler etmezler falan filan ama herkes birbirine saygı duymak zorunda yani. Benim hayata bakış açım odur yani. Bu herkesin sonuçta saygı duyması gereken bir konu. Kimse kimsenin hayatına bu şekilde müdahale edemez yani. O anlamda hiç sana bir şey söylemem ama tepki alır mısın? Alırsın, eğri oturalım, doğru konuşalım. Keşke bunu Emre'ye söyleseydin o zaman en baştan. Şu anda o da bilmiyor. Yani burada yayında söylemeyeceğim. Sonra istiyorsanız siz söyleyin ya da ben söyleyeyim, bilmiyorum. Şimdi Emre de tabii başka şüpheler yaşıyor yani, başka kıskançlık duyguları içinde. Canan'ın bunu ona anlatması lazımdı. İnsan eşine anlatmaz mı her şeyini? Canan ince bir hafta önce bir adam alıyor yanına, fotoğrafını atıyor. Bizim kendi Kayatepe'den, Kayatepe köyümüzden. Bak diyor, bir adam var diyor, bunlar seni öldürecek. Sen kendini tekbirli tut. Tehdit alıyoruz mu? Tehdit. Senin peki tüple kafana saldıran ki? O aracı. O aracımızdı bizim. O da aracımız. Şimdi o zaman Ümit, şimdi Aslan Özdemir telefon attığımızda. Tanıyor musun Aslan Özdemir'i? Yok, tanımıyorum. Cananlar beni de dolandırdı diyor. Ümit'i Akın diye tanıttılar. Evlenecektik, 15 binim gidince anladım geçen yıl diyor. Hmm. Allah Allah. Ha, arada gidi gidi veriyor bu. Vay Aslan be. Bey günaydın. Günaydın ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Müge abla, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyi, Allah'a şükür. Şimdi Müge Hanım. Efendim? Bunlar beni de dolandırdı. Balıkesir'den arıyorum. Ümit kendini Akın diye tanıttı. Canan, bir de kız kardeşi Cansu var. Ha, CC, ha. Evet. Bunlar beni 25 bin lira dolandırdı tam. 25 bin lira? Evet. Ümit Bey ne diyeceksiniz? Seni Aslan. Ha, Aslan diyor bak ha. Efendim Ümit nasıl Bey? Nasıl dolandırdık biz seni? Bak, sen bizi ne diye çağırdın oraya? Bak daha beni tanımıyordun ona. Ne oldu? Şimdi tanıdım. Ne bileyim ben o ismini, o ismini. Şimdi Müge Hanım. Efendim. Bunlar iki tane bilezik yaptık bunlara biz. Nişan yaptık, tamam mı? Hı-hı. Eyvah. Bilezikleri sahte olarak geri getirmişler, değiştirmişler. Ha, Emre de aynı şeyi söylüyor. Ha, aynen. Bak diyor ki bana, işte Canan'ın sorunları var, şudur budur. Hepsi yalan. Ümit ne diyeceksin? Şimdi o, Hanım, herkes nişan yapabilir. Biz orada ev bakmaya diye gittik. Arkadaş bize farklı farklı şeyler yaptı. Nasıl farklı? Basbayağı adamlar bizi şikayet etmişler. Sonra geldi, kuyumcu da geldi. Utanmıyor musunuz siz dedi, bunları yapıyorsunuz dedi. Farklı farklı şeyler yapmış derken ev bakmaya gittiniz. Ev bakmaya gittiniz, evet. Nasıl farklı şeyler yapıldı yani? Bayağı biz gittiğimiz zaman oraya ev bakmaya diye gittik. Adamlar ev bakmaya değil de insanlar madem öyle sorun var, sıkıntı var. Eğer istemiyorsunuz. Ben onlara dedim, ha eğer ki bileziklerini istiyorsan dedim, insan gibi gel dedim İzmir'e dedim, ben sana dedim geri iade edeyim dedim. İyi de hayatım bu Canan yılda kaç kere nişan yapıyor? Yılda kaç kere nişan yapmıyor. Tamam daha işte Emre ile berabermiş zaten, işte ondan evvel de şimdi Aslan'la mı? Bir kişi daha var, o kim? O da isimsiz, o telefonda hazır mı? Ha, bu da senin akrabanmış. Efendim günaydın. Alo. İsimsiz olan. Ümit'in akrabası olan. Ona diyormuş ki senin akraban da. Herkese dolandırdıklarını duydum. Kulağımıza geldi diyormuş Ümit. Kimmiş benim akrabam? Ben nereden bileyim kim olduğunu? Dur bağlasın da belki tanırsın Ümit sesini. Ümit Bey, alo. Bir de isminizi farklı söylemek neden? Kendinize akıl diye. Akın diye tanıtmışsınız.
Ben akıl diye tanıtmadım kendimi. Her zaman her yerde ben Ümit'tim. Ama iki kişi de aynı şeyi söyledi. Emre Bey'di, Aslan Bey'di. Ben hani, Ümit olarak gittim her zaman. Bu bir tesadüf olamaz sonuçta. Akın dedi. Akın hazır mı telefon? Aslan Bey. Müge Hanım. Aslan Bey, yani siz peki ev bakmaya gittiklerinde mi kızı hemen gördünüz, tanıştınız? Şimdi bak Müge Hanım, nasıl oldu biliyor musunuz? Efendim? Benim anam babam yok, ben öksüzüm. Başınız sağ olsun. Evet. Ben de herkese üzülüyorum. O diyor özel durumum, üzülüyorum. O diyor annem babam yok, üzülüyorum. Ama ben de hiç kimseye böyle bir şey söylemiyorum. Tamam mı? Efendim? Bunlardan nişan yaptık. Ha. Bak ben A'dan Z'ye anlatayım size. Tamam. Nasıl tanıştınız? Aracı vasıtasıyla tanıştım. Aracı kim? Aracı onu abim biliyor. Ben ismini unuttum şimdi. Tamam. Tamam mı? Bunların apart diye bir evi varmış. Apart. Öğrenciler duruyor bu evde. Hı hı hı. Tamam mı? Sonra ben bir ay sonra gittim. Nişan yaptıktan sonra başka bir eve taşınmışlar. Hı, şey gibi. Bana dediler ki evi sat, evi diyorum. Arabayı sat, tarlayı sat. Dükkanım var benim çarşıda. Dükkanını kapat, buraya yerleş. Hı. Televizyonunuzun sesi açık olduğu için güzel konuşamıyorsunuz, evet. Aynen. Bunlar benim 25-30 bin lira dolandırdım. Ümit'ciğim ne diyeceksin? Nerede peki? Aslan'ın bilezikleri nerede? Aslan'ın bileziklerini biz zaten geri iade edecektik. Orada bize bir sürü rezillik yaptı. Bizi çağırdı. Ev bakacağız diye. Ondan sonra da başka gittiler, şikayet ettiler. Jandarma önümüzü kesti. Biz de gittik. İfademizi verdik. Hı. İzmir'e dedim. Evet, ev bakmaya gitmiştik zaten. Tamam, bilezikler nerede? Bilezikler nerede? Bilezikler nerede derken? Yediniz. Yani. İhtiyacımız vardı, o zaman kullandık. Hiçbir zaman ihtiyacın bitmedi ki senin. Ama iyi de yani az önce de demedin mi Ümit Bey, ben özel durumumu da söylemek istemiyorum. Benim bir iş çevrem var bilmem ne. Bu nasıl hep bir iş yalan, çevresi yani? Yalan ya, hep kart bastırıyor, bize kart veriyor sanki. Ha? Kart bastırıyor, benim falan yerde benim işim var. Hep yalanmış bunlar ya. Şirket, yani Ümit, biraz parasız kaldınız. Bu şekilde aslında yolunuzu mu bulmaya çalıştınız? Gel sen doğruyu söyle. Alem yolunu buluyor. Müge abla, ekmek kuran çarpsın, öyle bir şey yok. İyi de hayatım, bir kişi de hayatında kaç kere nişanlanır? Hepimiz geldik artık gidiyoruz yani, kaç kere nişanlandık? Bütün bilezikleri de. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de hiç nişanlanırken biz kimse bilezik falan takmıyor yani. Böyle normal insanlara takmıyorlar yani. Ben buraya gelenlerden görüyorum böyle zincirler, bilezikler evet, falan. Evet, kimse kimseye bir şey paralar takmıyor. Valla o kızın isteğine göre bilemem. Yani normal şartlarda ben istemiyorum bunu. Ben evet, takmıyorum sonuçta. Anladım. Yani takılacak kadın var, takılmayacak kadın var diyorsun yani. Yani bekar bir kız sonuçta tabii ki isteyecektir. Anladım. Ya ama bak, isteyecektir. İşte istenmiyor normalde. Ayıp ya hani. Birinden bir şey istemek. Ya birinden bir şey istemek değil. Normal şartlarda hediye babında takıyorlar. Yani şimdi bak, ama bak adı üzerine. Hediyenin pazarlığı olmaz. Hediye ben sana onu alayım mı, bunu alayım mı da olmaz. Hediye alınır, getirilir, verilir. Büyükçü de olmaz. Ama sen öyle, ben onu iki tane bilezik, üç metre zincir, bunun artık adı hediyeden çıkıyor. Bu pazarlığa giriyor yani. Ümit Bey. Yani böyle Richard Burton gibi, geçen gün filmi vardı be. Richard Burton da bu Elizabeth Taylor'a neler hediye etmiş valla. Adama da baktım. Bayağı da hoş da bir adammış hani, böyle yakışıklı. Ama Elizabeth Taylor yani o da. He? O da Elizabeth Taylor yani. Tamam ama o da Richard Burton, o da çok meşhur adammış yani. Adam öyle bakmamış. Neler takmış da o böyle şeyleri falan var ya. Sonra girdim internetten baktım. Ümit Bey, biraz siz adamına da denk gelmek lazım da. Hani yani bak, sonuçta eğer insanlar bileziklerini geri istiyorlarsa, ya bunlar da birer Richard Burton değil yani. İşte şeyde, fabrikada engelli kadrosunda çalışan bir çocuk. Yani onun da sizin ihtiyacınız var tamam mı? Onun da ihtiyacı var. İhtiyacı var tamam mı? Normal şartlarda insan evleneceği insana bir şeyler mutlaka ki yapıyor yani. Vallahi hiç yapmıyor, ben sana söyleyeyim. E hadi yaptı. Bozulduğu anda da geri iade eder. Kural bunu gerektiriyor. Şimdi de yaptığını varsayalım ama geri iade etmek gerekiyor. Brad Pitt'ten sonra
E baksana bu da çok hoş adammış yani. Dün geçen iki gün önce bile filmini izledim. Sonra baktım Elizabeth Taylor'la falan. Kim diyor Rahmi Bey'de? Richard. Bana bak. Brad Pitt'ten daha iyi bence. Tane... Sıkarım şimdi bir tane oraya doğru, haberin olsun. Ay, adam ölmüş gitmiş evet. Artık canım. Değil mi? Ölmedi mi artık? Kaç yaşındadır bizim zamanımızda? Abi 3-5 gün sonra. Ölmüştür herhalde. Ha bak Elizabeth'le evet. Elizabeth Taylor da güzel kadın da hoş ama adam da yani o zamanın şeymiş. Adam demek ki cömert bir adammış. Yani her şeyi almış. Geriye istediğimi bilmiyorum ayrıldıklarını ama. Yani istiyor bunlar hayatın bileziklerini geri. Yani ya ben Sümer Bey, Sümer Bey'i tanıyor musunuz Ümit Bey? Sümer mi? Hı Sümer. Tanımıyorum. Sümer ismi unutulmaz. Sümer Bey günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldin canım. Sen bir tanıt kendini Ümit'e. Sağ ol. Ümit Bey beni tanımıyor mu? Vallahi ben tanımadım. Sümer diye birisini tanımıyorum. Evet. Abini, şimdi sen abine söylersen tanırsın. Neyi? Yeni mağarada. Metin'den tanıyorum. Ne diyor ne diyor? Şey bu hindi. Aracı. Aynı aracı. Aracı alanda. Sizin aracınızın aynı. Aracısı aynı mı? Tamam. Kimdi sizin aracınızın adı? Metin. Metin. Bak Ümit, Emre'nin de aracısı Metin'miş. Canan'la tanışmak için. Doğru arabasında 2 milyar alır. Beni orada şark gibi bırakıp kaçtın evde kalmadınız. Kim Sümer'de anlamadım ya. Sen hastaydın şurada hemen lastiklerin arkasında evin yok muydu? Nerede? Meremen yeni mahalle lastiklerin arkasında evin var mı yok mu? Şimdi resmini göndereceğim. Evet, Ayize'yi biraz çekebilir lastikçinin, mi acaba? Biraz Ayize'yi anlamıyorum biraz... dediğini ekmek kuran çarpsın anlamıyorum. Ay çarpmasın valla çarpılacağız zaten böyle yani. Böyle gide çarpılacağız zaten yani. Yapanlar çarp. Ben niye çarpılayım da? Bir şey diyor ki lastikçinin arkasında evin yok muydu? 2 tane bileziği aldınız beni arabada bıraktınız kaçtınız diyor. Lastikçinin öyle birisi öyle bir yerde evim yoktu benim yanlış mı? Yeni Mahalle Bir Şey Hastanesi'nin yolunu... Vallahi ben bilmiyorum. Sümer Bey sizde fotoğraf ne var elinizde fotoğraf? Metin'in fotoğrafı bunun 2 tane çenenin var da artık ben karşı tarafa rezil eser oldum. Ya bu tokatçı Melemen'i komple tokatlamış. Manisa'yı tokatladı. Erkekse gelsin oraya ben de geleceğim. Helal olsun be. O çocuğa yazık. 300'e karısını, babasını ettiğinden bu tokatladı. Öyle mi Ümit? Tanımıyorum. Tanımazsın tabii. Benim adamım bir paket. Tamam o da gelsin ben de geleyim yüzleşelim diyor. Ya sıkıntı yok da. Hı. Yani Çimen diye birini tanımıyorum ben. Ben tanımıyorum ha. Tanışırız. Ya benim hayatımı sen 12,5 milyar aldın gittin. Yazık sana. 13,5 milyar kimden aldın gittin be? 12,5 milyar benim altınım 2 tane bileziğini tahsile taktık. Canan Hanım'ın koluna İzmir'e götürdüm. Bergama'ya şeyde askeriyenin orada bıraktın kaçtın. Askeriyenin orada bıraktın kaçtı diyor. Bu yanlış mı? Yanlış mı? Ben sana menemenin yarısını getireyim oraya dökeyim. Menemenin yarısıyla alakası yok olayın. Nasıl yok? Siz karıştırıyorsunuz herhalde. Ben seni tanımıyorum. Vallahi ben hastayım diye içine bilin. Ne yapıyorsun yalan lan? Film yapıyorsun. Ne diyorsun? Bu arada Ümit Bey'in özel durumunu merak ettiler de mesajdan okutuyorum arkadaşlar. Yani sevgi falan yazmayın. Herkese buradan yayın yapacak halimiz yok. Yayında neyse o. Artık herkes kendi hayal gücüne kalmış. Ne yapayım ben? Sonuçta insanlar açıklamak isterler istemezler. Şimdi Ümit Bey tanımadınız mı yani siz Sümer Bey'i? Evet tanımadım abla. Tanımadım. Peki Sümer Bey sizde var mı Canan'ın falan fotoğrafı elinizde? Abla. Hı. Şu yeni mahalle muhtarlığına da sorsunlar. Hı. Bunları tokatlamadı insan kalmadı, yuva yıkmadı insan kalmadı. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sahip çıkıyormuş. Neye sahip çıkıyor? 2 tane bayanla bütün melemeni
40 ağacı Manisa'yı dolandırmış. Bunu evraklarla da tespit ettiririm. Ben yalan söylüyorsam buyursun ödülü meydan müdürlüğünün oraya gelsin. Gelirim diyor, sorun yok diyor. Gelmez. Gelmez bu kadar. Onun suratı çıktığı an bütün Ege bölgesi onun peşinde. Ya. Öyle mi gerçekten Ümit ya? Yani yüzünü açarsak daha mı çok kişi arayacak? Ben sana... Hayır abla, hayır, alakası bile yok. O zaman açıyorum yüzünü. Aç da rezil olsun. Aç kızım. Biz nasıl rezil olsak olacak? İzin veriyor musun? Aslında bunu yayınlayabilirim. Yani bunlar sosyal medya. Ben kendi prensiplerim gereği bazı şeyleri yayınlamıyorum. İzin alıp yayınlıyorum. Yoksa sosyal medyada yer alan her fotoğraf artık alenileşmiştir hukuken. Ama ben kendim kimsenin kalbini kırmamak için böyle davranıyorum. Yani yüzün açılsa daha çok artacak mı artmayacak mı telefon? Ben aç kalırım yüzüm açıldığı zaman. Bak gördün mü? Aç kalırım. Aç kalacak. Neden biz geldik. Biz geldik. Bir çalışamam. Biz geldik. Biz geldik. Peki ne iş yapıyorsun? Ha, ne iş yapıyorsun aç kalacak? Dolandırıcı. Sanayi ile alakalı bir iş yapıyorum. Ha, sanayi dolandırıcı. Ne sanayi? Plastikle ilgili, plastik ham madde işiyle ilgili. Plastik ham madde işinin ne alakası var bununla, yani aç kalmakla? Biz fabrikayı eritittik de geldik bak buraya. Yani leğen alacak herkes... olan senden almayacak mı yani? Leğeni senden almaktan vaz mı geçecek? Yani sıkıntı olur tabii ki, adamlar farklı bir şekilde düşünürler. E iyi de peki madem sıkıntı olacağını düşünüyorsun da Ümit, ne işiniz var senin bu iki tane Canan'la öteki C'yle bu adamların yanında bilezik için be yavrum ya? Abla bilezik için falan değil. Ne için? Canan sadece bir yuvası olsun istedi. Her zaman bunu söyledik. Hayır, yuvası olmak isteyen... Hayır, yuvası olmak isteyen hiç evlenmemiş de kız diyorsun. Nikahsız hiçbir adamın yanında oturmaz. Nikahsız yaşadığın adamın kapatması olursun. Nikahlı yaşadığın insanın eşi olursun. Hiç kusura bakmayın. Yani diyorum ya size, tekrar yazamazsınız hayatın kurallarını. Ha, kendi ayakları üzerinde duran insandır. Hiçbir şey yoktur, artık çoluk çocuk olacak durumu yoktur vesairedir. Herkesin özel hayattır, kimse ona karışamaz. Ama yani ben Türkiye'de hiç evlenmemiş birinin tutup da nikahsız gidip Çanakkale'de Emre ile iki ay yaşayacağına inanmam nikahsız. Bir de nikah istemeden. Niye istemesin? Herkes evlenmek istiyor da niye o istemesin? Göstermeyi. Bu kadar masraf yapmış, 350 ya. Bin lira. Çok büyük o zaman bir para. Gelinlik büyük neden giyiyorsun? Yani kaç kişide 350 bin liralık masraf olabilir? Bu kadar fedakarlık yapmış. Ya bunlar... Tek hayali bir yuva kurmak. Niye nikahdan kaçınsın? Niye evlenmedi o zaman? O yuvanın evli mi temeli yoksa resmi nikahtır. Resmi nikah. Bir dakika, Canan konuştun mu? Konuşsun. Canan evli mi yoksa? Hayır, ne evlisi? Anladım. Ya ne bileyim, belki hani evlidir. Çok görüyoruz onu. Çocuk meselesi. Hayır. Mesela. Canan bağlanmak istiyor. Tamam Canan. O zaten hatta Canan sen de konuşabilirsin. Canan sen bu ara kaç kişiyle nişanlandı? Şu iki senedir. Ben Emre ile nikah yapmak istedim. He. Hayır, sen kaç kişiyle bana... nişanlandın? Yani şu iki yıl içinde kaç kişiyle nişanlandın? Çok arayan var çünkü. İki yıl değil. Ben Emre'den önce nişanlandım bir kere. Yani başka? Daha onlardan önce de hayatıma girenler, çıkanlar oldu. Ben yani 28 tamam, yaşındayım. Tamam, 28 yaşında toplamda kaç kere nişanlandın? İki kere nişanlandım. E tamam, ondan evvel de oldu dedin ya az önce. Var arayanlar, o yüzden soruyorum. Bağlamadan sana soruyorum. Hayır, sadece görüştüklerim oldu. Tamam, onlar da bilezik aldılar mı? Hayır, nişan yapmadım. Ha yani toplamda sen Emre'den aldın, Sümer'den aldın, bir de az önce Aslan'dan aldın. Sümer de var arada. Sümer diye birini tanımıyorum. Anladım. Yeni mahalleden Sümer. Canan Hanım'a bir şey sorabilir miyim Müge Hanım? Buyurun, buyurun hocam, valla sorun ya. İyice beğenim. Canan Hanım. Yazık ya, kızlarım. Senin ismin Emre. Neydi? Evet abi. Siz Emre ile nişandan sonra kaç ay birlikte kaldınız? Yok. Biz Emre ile 6 ay nişanlı kaldık. 4 ayda evli kaldık. O arada gebe kaldınız mı? Evet, ilk ay. Gebe. Kimden? Emre'den. Öyle mi Emre? Emre için. Şöyle anlatayım abicim. Normal olarak çocuk benimdi. Ama çocuğu bana hiçbir zaman ben hamileyim demedi. Ben doktora götürdüm. Yani hamilelik iddiasının gerçek olup olmadığını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bu tamamen hayali bir iddia da olabilir. Ben hastaneye götürdüm sayın avukatım. Sözünüzü kestim, özür dilerim.
Doktorla dedi ki bana, eşinde çikolata kisti var. Tembihlemiş. İçeride tembih. İçerideki doktorla hemşireyi tembihlemiş. Söyleme Emre'yi diye. Bir insan köpek ağzında taşıyor yavrusunu. Ben hiç sırtımda da taşırdım. Yine bakardım o yavruma. Biz evlatımızın mürüvvetini görmek istedik hani. Ben yavruma yine bakardım. Ben yavruma yine bakardım. Sen şimdi doğmamış çocuğa ne ağlıyorsun be? Ya ağlıyorsun diye ver çocuğun diye ver. Sen hamile kaldın mı kızım? Sesim geliyor mu? Hamile kaldın mı sen? Ben hamile kaldım. Yalnız Emre diyor bana söylemedi diyor. Söylemememin sebepleri vardı. Beni o kadar huzursuz etmeseydi, beni o kadar tehdit etmeseydi, fiziksel şiddet uygulamasaydı, psikolojik şiddet uygulamasaydı ben de elinden ayrılmak istemezdim. Ben zaten bir kere geldim geri, 3 ay 4 ay sonra tekrar geri döndüm. Ben ona kaç kere şans verdim? Daha bir insana kaç kere şans verilebilir? Hangi hastanede cerrahi müdahale gördünüz Canan Hanım? Orada var yani. Evet. Orada kaygılı... Sen ekip arkadaşlarımıza şöyle mi dedin? Emre dönerse ben evlenirim mi dedin? Ha, Emre diyor. Ha, Emre diyormuş. Ha, sen mi dönerse evleneceksin? Bu saatten sonra asla. Ha, demin demişsin işte yazmışlar. Hayır. Ya o geçen şeyi de çekmekte, çekimde yaptı o. Şöyle anlatayım. Hani abla, laf konuşturayım diye. Normal olarak iki tane çıktı. Ha. Daha kaç tane çıkacaktı muamma? Artık normal olarak bunu almak için insanlıktan çıkmam lazım. Bak o kuralı başında işlerseydin. Anlayamadım işte abicim. Ya. Keşke. Yo bu adama para yollayayım diye çanda bir arkadaşı var. Eve inliyormuş, para istiyormuş bundan. Aman adamına, o adama yollayacakmış. İşte para isteyerek başlayan ha. Ya da işte takıydı, şuydu, buydu, pazarlıkla başlayan hiçbir ilişkinin sonu gelmiyor anacığım. Vallahi yok. Çünkü bu bir evlilik ve evliliklerde para lafı devreye girdiği andan itibaren oranın tılsımı da bozuluyor. Canan, evet. Yolu da Canan, bozuluyor. Bence sen bu yoldan vazgeç. Bak bilmem ben Ümit mi seni bu yola sürüklüyor. Çünkü Ümit diyor ki bir takım ihtiyaçlarımız da vardı diyor. Ama bunun sonunun iyi olmadığının farkındasın değil mi Canan? Ben Emre'yle bir evlilik yaptım. Ve evliliğim süreç içerisinde çok huzursuz oldum. Yani benim o evde ne olduğum belli değildi. O evin bir evlilik değil Canan. Canancığım bir saniye. Yaptığın şey bir evlilik değil. Şiddet uyguladı sana evet. Daha iki gün öncesine kadar beni arayıp, benim sesim geliyor mu? Evet. İki gün öncesine kadar beni arayıp, ben seni seviyorum Canan, sen de beni seviyor musun? Gel birlikte olalım ya da gel Manisa'da birlikte ev kuralım diyen kendisiydi. Tamam diyor zaten evet istiyordum diyor bunu evet, duymadan hemen diyor. Söyledim. Yalan söylemiyor ki. Kendi köyünden. Ben ayrılalı bir sene oldu. Bir sene içerisinde de benim peşimi bırakmadı. Ben bir yıl içerisinde engelledim kendisini. Başka numaralardan beni aradı. Önüme gelen adamlara benim numaralarımı dağıttı. Özel numarayı kapattım. Özel numaralardan beni aradı. Benim numaralarımı dağıttıktan sonra beni başka insanlar aradı. Benim fiziksel özelliklerimden bahsediyoruz kendilerine, insanlara. Sen de öyle şeyler mi yapıyorsun? Her şeyin cevabını vereyim mi? Ne demek karısını baldızım diyerek evlendirmeye çalıştığı adam başka bir şey söyledi artık yani. Müge ablacığım, ne yapalım? Her şeyin cevabını verebilir miyim? Ha. Şimdi ben eniştesi olarak biliyorum normal olarak. Oradan kıskanıyorum onu. Sadece en örnek bu. Ben yapabilir miyim böyle? Normal olarak eniştesi olarak biliyorum ben bu Ümit Dinçer'i. Ama Canan bence sen niye eniştem dediğin kişinin durumunu anlatmadın ki Emre'ye? Sen hatayı başta orada yapmışsın. O benlik bir şey değil. Durumunu olur anlatacağım mu? Ya da anlatmayacağım diye bir şey yok. Olur mu benim olayım. Olur mu canım öyle bir şey? Olur mu? Yani çocuk kıskanıyor onu. Yani. Ben Ümit'e de söylüyorum yani bunu insan söylemez mi yani? Yani belki Ümit'in özel durumunu Emre'ye anlatmış olsaydın belki birlikteliğiniz devam da ederdi. Resmi nikah da yapılabilirdi. Benim sesim geliyor mu? Ben kendisinin özel durumunu anlatmış olsaydım ha anlatmışım ha anlatmamışım. Zaten bu insanı yeteri kadar rezil etti. Bir tane site var oraya numarasını veriyor önüne gelen.
görüntülerimi bana gösteriyor. Ya o sen onu terk ettiğin için kızgınlıkla yapılan şeyler, onlar da normal değil, ayrı konu. Ama siz buna meydan vermeyecektiniz. Daha beraberliğiniz aynı çatı altında yaşarken Emre bir takım... Ben konuşabilir miyim ama ben konuşamıyorum. Buyur konuş hadi, dinliyorum canım. Medyaya koyacağım diyen kendisi. Bana benim yanıma gelmiyorsun. Senin yanına geleceğim, senin suratına kezzap dökeceğim diyen kendisi var. Doğru mu Emre? Şimdi şöyle anlatayım. Mermiler var. Telefonumda mermiler var. Şimdi şöyle anlatayım. Sen de iyice kafayı sıyırdın mı çocuğum yani? Hayır Müge ablacığım, o konu değil. Şimdi normal olarak suçlu onunla, suçsuz bizdik. Şimdi olay terse döndü. Ben de kendimi ifade edeyim abicim. Şimdi bu fotoğrafları gösteriyor diyor bana. Ya böyle şeyler yaptın mı yapmadın? Ben o konuda hiçbir yapmadım. Yaptımsa bağlansınlar yayına. Yapmadım diyemezsin. Fotoğrafların var. Bana gönderdiğin fotoğraflar var, mesajlar var, tehditlerin var. Hepsi duruyor. Ya iyi de bunu herhalde Ümit de bilir yanındaki. Ümit kaç yaşında bu arada? 48 yaşında. 48 yaşında. Ya. O zaman Ümit bunu daha iyi bilir. Şimdi 29 yaşına kadar hiçbir kadına merhaba etmemiş bir adama gidersen sen böyle ben gelinlikle bilmem neyle, o adamın da sana böyle bir bağla bağlanacağını da tahmin edeceksiniz kardeşim. Şimdi siz böyle gidip iki bilezik pazarlığı yapıyorsunuz da o iki bileziği her adam vermez. Yani veren adamın da sonunda böyle problemleri olur. Bak hiç kimse kusura bakmasın, ben şimdi yine doğruyu söyleyeyim. Hayır tabii. Yani o eğer hayatı bilse, onun hayatına birisi girse, çıkmış olsa falan, o da size oradan geldiniz, onu istemeye gelmişsiniz. Hangi erkek beni istemeye gelsinler diye evde bekler? Siz de kusura bakmayın. Siz gitmişsiniz çocuğu istemeye. Ondan sonra da bilezik istemişsin. Sonradan da diyorsun ki beni bırakmadı. Bırakmaz tabii, zaten adamın dünyası o. Sen onun dünyasına girdin, o sana her şeyi yapmış. Aynen, o da öyle. Çok sağlıklı düşünür. Evet yani. O da çok sağlıklı değil bence. Bak evet, yaptığını evet. Asla kabul etmem. Sonuna kadar da Ardem. Adam dediğin ya adam gibi durur kardeşim. Ya ben şu acıyla bakamıyorum. Şu acıyla yediremiyorum. Benim geçen adamım vere dolanıyormuş galiben de vere dolanıyormuş. Bir okul arkadaşı demiş ki sen neden dolanıyorsun kardeşim demiş. Evimde demiş çayım yok, şekerim yok. Markete koymuş. Markete gidiyor. Marketçi bize düzen vermiyor. Yok. İhtiyacımız var her şeye. Onda adam almış eve geldi, bu hoplayıp duruyor. Benim diyor okul arkadaşım diyor bana böyle yaptı. Ya siz yok. Niye bu kadar açta açıkta kaldınız? Yok. Her şeyimiz bağlı. Her yok. Şeyinizi verdiniz mi bu kadına? Verdik. Eve vermemiz verdik. Eşyadık ya. Eşyalar bağladı yani. Bizi. Ha sen eşyaların şeyini mi ödüyorsun? Eşyalarımızı mi ödüyoruz. Bunun bağlı. Babasının bağlı. Ben 70 liraya çalışıyorum günlük. Bunun ev kirasını ödüyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Ya etiket yapıyoruz. Dış devletlere işte her şeyi çıkarıyorlar. Bunlar yani evlenecek o aldıkları eşyaların babayla oğul kredisinin borcunu ödediği için? Yok evde yok. Kesiyorlar. Kesiyorlar. Sen ayrı evde mi oturuyorsun? Yok benim yanımda da. Ya şimdi normal evi olarak köydeyim ya. Şimdi izindeyim ama tabii taşındım. Çanda oturuyordum. Yani insan da ayağını yorganına göre uzatır. Canın izin alabiliyorsun. Niye o zaman işte alıp da gitmedin kızı görmeye evinde? Ama arkadaşlar yani hepiniz çılgın gibi davranıyorsunuz ya birini görünce. Aynen öyle. Ya bir de hiç tanımadığın biriyle evleneceksen bir sorun. Ya bunun genci yaşlısı da yok, çok enteresan ya. Bir de ayağını... Anlamadım pardon. Araştırılır. Ayağını yorganına göre tuttu. Bir 250 bin liraya tarlanızı mı sattınız? Ya tarla temel hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Tarlamız gitti, babasından olan tarla gitti. Peki o 250 bin lirayı ne yaptınız? Nasıl yediniz? Canım eşince geliyor. Herif diyor ki 70 lira, 700 bin liralık ayakkabı aldırıyormuş ayağına. 700 liralık ayakkabı Ümit alıyorsun. Ümit Bey. İki takım takım elbise. Takım aldırıyormuş. Ümit'e mi iki tane? Tabii. Hepsi düzüldü mü düzüldü? Boyu paltosu. Boy paltosu. Ha, evet. Ümit Bey'e düzülüyor onunla. Nereye gider para? Boyunlu gazak. Alma Emre. He? Niye aldın? Alma. Kına gecesi. Sen adam mı diyor herif o zaman? Böyle çenesine yapışıyor ya. Ya. Ne diyor? Ümit mi yapıyor? Yok kadın. Sen adam mı diyor buna? Çenesine yapışıyor. Canan. Ha? Canan bu ne peki? Adamın ense yapışıyormuşsun boğazına. Yalansa teyzeleri var. Bak teyzelerine bağlanabiliriz yani. Kimin? Emre'nin.
Yani Emre niye, Ümit niye sana Emre alıyor takım elbise, üzerine palto, 700 liralık ayakkabı ya? Niye? Kardeşine de... Efendim? Bana palto mu almış? Kardeşine gayrı adım. Kardeşi de bağlanabilir. Bağlanacak kardeş sen. Palto almadı diyor. Bana palto malto almadı. Edremit, Balıkesir Edremit'te beni izleyen varsa, yani tanıyan varsa... Bağlanmasını talep ediyorum ben. Mağazalı, niye mağazalı bağlansın? Palto aldın mı almadın mı? Ben aldım. Takım elbise, palto. Takım elbise de aldım. Canan alışveriş yapıldı. Bana palto malto almadı. Ablacığım benim cebimde 14 bin 15 bin lira para vardı. Alışverişe gideceğiz dediler. Annem de dedi ki al şu parayı, ne istiyorsanız alın. Ha. Ki hiçbir şey eksiğiniz olmasın. Çünkü ben bir evlat olduğum için ablama da ne kadar destek çıkar varsa çıksınlar. Sonuç itibariyle erkek evde ağır basıyor. Ya hiç kimseden görmedi zaten onlar da mutluluk. Tabii o, öyle sevinci. Erkek evlat ağır basarsa işte bütün erkek evlatta her şeyi alıp götürüyor. Peki, aynen öyle. Yani. Yani, aynen, bir de ablam var. Ablam var evet. O zaman sen iki kardeş. İki kardeşiz. Niye tek evladım diyorsun? Yani erkek ya, olur. Ya sen aldın mı palto takım elbise? Almadı diyor Ümit. Şey olsan. Ya her zaman şeye de. Yalan söyler. Ya, her zaman yalan söyler. Onu almadı. Boynundan zinciri alıp da karısına kanserli diye nereye götürmüş altına? Bir şey, kimin karısı kanserliymiş? Onun Cansu denen karısından ben diyor eşiyim diyor. He. Ben karıma diyor ilaç getirteyim diyor. Boynundan zinciri boynundan çekti, zaraf bağlanabilir. Ümit. Ümit. Evet, zarafı bağlasın diyor. 5 milyar parayı da aldı cebine bir tutam soktu gitti. Ümit hani benim eşim yok dedi, şimdi de kanserli demişsin, he, zincirini aldılar diyor. Yalansın zarafa bağlanabiliriz. Ha? Abla. Efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Canan'ın kardeşinde yutak kanseri teşhis konmuştu. O doğru. Daha sonra Allah'a şükür kötü çıkmadı sonuçları. Problem çıkmadı. Normale döndü. Ama o dönemlerde gerçekten sıkıntılı günlerimiz vardı. O lan doğru. Sen de o yüzden zinciri aldın mı? Almadım. Niye almadı? Yalan söylemedi. Orada emanet bırakıldı. Bir saniye. Sarafı bağlayacağız. Sen geliyor musun yarın buraya? Ben mi? Evet. Ya ben gelsem ne olacak oraya abla? Bileziklerle beraber gel. Bileziklerle beraber şu an ben bilezikleri yapabilecek pozisyonum yok ki. Sat arabanı. Hayatını sat. Ben aç kalıyorum ya. Hayatımı sat. Ben... verdim beni. Bir sürü insan arıyor beni. Yalan. Numaralarımı koydun abi. Çok özür diliyorum. Burayı bipleyin isterseniz. Ha, bipleyelim, terbiyesiz bir şey söyleme. Müge ablacığım bunun yalanı bitmez. Ben yalanı bitmez. Bunu... Kardeşim ben annem babamın yüzüne bakamıyorum. Buna ne demeli? Ama Ümit, ama böyle şeylere tevessül ederseniz ama bunun başınıza bir gün bir iş açacağı da belli değil mi çocuğum ya? Abla ben ondan ayrılsın istemedim. Oraya gelmeden bir gün öncesine kadar Emre'yle gene konuştum. Böyle evlilik olmaz, ayrılsın iste... Ya ayrılsın istemedik diye bir şey yok. Nikah yok ki, evlilik yok ki ayrılsın isteyin ya. En baştan hata, zaten evlenmemişler ki ayrılmalarını isteme. Yayın reklamdan hemen sonra tekrar göstereceğim ama... lütfen fotoğrafı verelim, Yusuf Çelikbaş'ın fotoğrafını. Şimdi kız kardeşi ve amca stüdyomuza gelmişler. İşitme engelli ve şizofreni. 39 yaşındaki Yusuf Çelikbaş. Dün saat 17.45 sıralarında Karaköy Galata Köprüsü'nden kaybolmuş. Efendim ekranda fotoğraflarını görüyorsunuz. Biraz daha da yakınlaştıralım lütfen reklamda. Aile rahatsızlığından ve işitme engelinden dolayı son derece endişeli. Dün efendim kayboluyor. 17.45 Karaköy Galata Köprüsü'nden. Görenlerden, bilenlerden bilgi bekliyoruz. Böyle küçük bir tanıtım da hazırlayalım. Gireyim araya. Buluruz. Üzülmeyin inşallah. Bu da hemen kaybından önce çekilen fotoğraf. Yani üstündeki kıyafette aynı. Evet. Değil mi? Ekrana fotoğrafı verin arkadaşlar. Bizi alın. Evet, bu fotoğrafla kayboldu. Görenlerden, bilenlerden haber bekliyoruz. Verelim ara.
Yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç, birlikte yaşadığı sevgilisinin iddia ettiği gibi gerçekten de 24 Kasım'da mı kaybolmuştu? Ayın 24'ünde Hamdi Kılıç'ı böyle evden çıkıp yürürken gördüm diyen bir komşu var biliyorsunuz. İşte o komşu Şükrü Sağır. Size hangi gün haber verildi yok Hamdi Bey diye? Cuma ya da cumartesi olması lazım. Yani o da akşamüstüydü. Hamdi amca yok dediler. Sen gördün mü dediler. Ben dedim 3-4 gün önce gördüm ama tam hatırlamıyorum dedim. Yani ya pazartesi ya salı olması lazım. Onlar dedi o gün salıydı falan dediler. Ama ben tam kesin emin değilim. Çünkü vebal altında kalmak da istemiyorum. Çünkü kameralarda bakıldığı zaman pazartesi derim salı çıkar ya da salı derim pazartesi çıkar. Tam kesin emin değilim yani. Ben vebal altına giremem. Belki de ben pazartesi günü gördüm. Onlar salı dedi diye salı diyorum. Ama aradan zaman geçtiği için ben net bir şey söyleyemiyorum diyor. Günü tam olarak hatırlayamayan komşu 70 yaşındaki kayıp adamın uzağa gidecek bir halinin olmadığını söyledi. Elindeki torbada ne görmüştünüz? Beyaz bir poşet vardı. İçinde de ekmek gibi gördüm ben tam olarak. Ceketi, pantolonu, ne bileyim hani dönmecek olur. Onu yanında götürür. Ama bu sanki defne çalısı kesiyordu zaten. Yani bir yere çalışmaya gitmiş gibi geldi bana. Hamdi Kılıç'ı arabasıyla defalarca Urla'daki çiftlik evine götüren aile dostu Ahmet Acar da stüdyodaydı. Saat 3-3.30'da arıyor beni Sakine Hanım. Hamdi abin 11-12 gibi buradan çıktı diyor. Köye gideceğini söyledi diyor. Biz de haftaya gideceğiz. Zeytin içeceğiz dedik diyor. Ben de diyor merak ettim diyor. Bana yardımcı olur musun diyor. Nesini merak etmiş? Telefona ulaşılmıyormuş. Yani o zaman annen çıkar çıkmaz hemen mi merak etmiş yani Hamdi Bey'i? Bir de yürüme mesafesi var diyorum ya hani onu hesaba katarsak ya, imkansız yani o adamın 3.30'da köye vermesi. Canım bir insan 2 saat 3 saatte bir çabaya düşmez. Ya, Ahmet abi. O gün çok telaşa düştü de bugün niye aynı telaşayı göremiyorum yani. Ben? Hamdi Bey, Erhan Bey'in Sakine'nin eski kocası olduğunu biliyor muydu? Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bilmiyorum. Bilse kabul eder miydi? Bence asla etmez. Hamdi Bey'in bırakın eski kocayı kabul edip etmeme durumunu bu dedikodulardan haberdar olsaydı bu kadar malını mülkünü satıp o evde yaşamaya ısrar edebileceğini düşünmüyorum. Yani. Siz de Şükrü Bey, Sakine Hanım'la evlenmek için oraya giden Hamdi Bey'i ne olarak tanıyordunuz? Ben budamacı olarak biliyordum. İsmini gizleyen bir izleyicimiz özellikle de Sakine Hanım'ın dünürünün kardeşlerinin bu ilişkiye tepki gösterdiklerini ileri sürdü. Kardeşleri konuştu kendileriyle. Böyle olmayacağını, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yani durumun ne, bak sürekli bize bunlar geliyor dedi. Kimseyi dinlemedi. Kardeş de dedi hani en azından mallarını bölelim. Bir daha hani bizimle bir bağlantısı kalmasın dedi. Annemin tarafı da aynı şekilde hiç kimse kabul etmiyor. Nasıl bunlar böyleyse annem gelin taraf da aynı. Şimdi hem evde işte Sakine Hanım var, hem Ali Bey var, hem eski koca Erhan var. Bir de üstlerine Hamdi gelmiş. Şimdi işin bir de işte şu boyutu var. Bir de Hamdi Bey'in bütün mal varlığının elden çıktıktan sonra ortadan kaybolması var. Kayıp adamın yeğeni Hasan Kılıç'sa dayısının sevgilisine devrettiği zeytin bahçesini satın almaya hazır olduğunu söyledi ve Sakine Hanım'a seslendi. Tarlayı 300 bin liraya alın diyor. Şu anda ben ona 350 bin lira veriyorum. Gelsin yarın tapuyu versin. Vereceğim. Ali arkasında duruyor bunun. Ali bunu öne sürüyor. Ali'yi saklamasın bütün gerçekler önüne çıkacak. Emlakçı da aynı işin içinde. Annem demiş çeteden kardeşimi kurtarmıyor geliyorum dediğinde emlakçı Sakine'ye haber veriyor. Sakine köyden kaçıyor. Sakine akşam, görünmüyor. Akşam arabayla gitmiş. O günde annemi kovalıyor dayım evden. Çıkmıyorsa ben her türlü hakla babamı arıyorum. Hem malını hem canını. Mümkün değil. Hamdi yüreği abi çiftlik evinden buraya. Urla'ya yürüyerek gidemez. Hırsızlıkla hiçbir yeri varılmaz. Ben inanmıyorum. Bir de ciğerinde tüzü var, kalbinde aynen bir şey var falan. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı Müge Hanım. Hamdi Kılıç'ın mal varlığını evlilik vaadiyle ele geçirdiği söylenen Sakine Hanım'la ilgili bir başka iddiaysa Afyonkarahisar'dan yayınımıza bağlanan bir izleyicimiz dile getirdi. Ne karşılığında geldi oğlunuzla kabul ettik evlenmeyi? Kara olarak yani altın istediler. 2 tane bilezik aldım ben, 2 tane o çeyrek altınlık küfeler var ya. Biz ondan aldım, bir de yüzük aldım. Bir de bunun 3-4 bin lira borcu var dediler. Tamam başka bunu istediler benden. 3 bin liram, 4 bin liram param verdim o gün parasıyla. Adamlar gece bizi bıraktı gitti. Sakine Hanım, o arıyor benim 39 doğumlu babamı dolandırdı. Bu arıyor benim engelli oğlum için diye. Siz de 70 yaşındaki adama çıktınız, bütün Türkiye'ye aşık oldum dediniz. Bu adamın da malı mülkü bitmiş. Bu adam hap mı içti, ne oldu, bir şey mi oldu, öldü kaldıysa söyleyin de. Siz sağ, ben selamet. Evet ya yani hani mikrofon tuttuğumuz herkes, tanıyan herkes Hamdi Kılıç'la ilgili benzer şeyleri söylüyor. Yani kimse farklı bir şey söylemiyor. Keşke bu daha önce evlilik vaadiyle dolandırılma olayları olmasaydı. O zaman tabii bakış açımızı daha
farklı bir yöne çevirebilirdik ama daha önceden de bu evlilik vaadiyle dolandırılma olayları olduğu için insan başka bir şey düşünemiyor. Bu arada bir baktım Arif hocam yok. Nerede dedim? Sonra baktım burada gördüm. Arif hocam sen de oradan katıl, ses çıkıyor. Şimdi efendim bugün stüdyomuzda Şükrü Sağır var. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Gerçekten Şükrü Bey siz aynı hani yerde yaşıyorsunuz. Siz geldiniz Sakin Hanım'la Ali Bey kapı duvar. Ben size teşekkür ediyorum öncelikle aile adına. Şimdi Şükrü Bey çok enteresan iki bilgi daha verdi bize. Öncelikle dün yine altını çizeyim. Sakin Hanım bizimle ilk konuştuğunda demişti ki evden çıktı gitti. Köye gidecekti. Zeytin toplamak için kadın bulacaktı. Ben de bir hafta sonra yanına gidecektim. Zaten Sakin Hanım'a ait olan zeytinin üzerindeki zeytinleri toplayacaklardı. Sakin Hanım böyle bir bilgi vermişti. Fakat daha sonra Şükrü Bey dedi ki kim gördü çıkarken? Şükrü gördü. Bizim komşumuz gördü. Tamam ne günü kayboldu bu adam? 24 Kasım Salı günü kayboldu. Şükrü Bey de dedi ki evet ben gördüm. Fakat daha sonra Şükrü Bey dedi ki kardeşim hani ben gördüm dedim ama ben onun kaybolduğu gün mü gördüm daha öncesi mi gördüm bilmiyorum çünkü. Çünkü bana kaybolduğu gün söylemediler ki. Yani Salı günü sizi aradığında köye geldi mi diyen sizi arıyor ya. Ahmet Bey arıyor. Ama o gün aramıyorlar onlar onu etrafta değil mi Şükrü Bey? Biraz evet, bize anlatır evet. mısınız? Ben 4-5... Ve Şükrü Bey'e bambaşka bir kayboluş hikayesi anlatıyorlar. Siz bir baştan başlayıp oraya da gelir misiniz? Evet. Ben 4-5 gün sonra ya cuma ya cumartesi tam kesin hatırlayamıyorum. Erhan'la bizim eve yakın bir yerde görüştük. Dedek, Erhan dediğiniz eski koca. Tabii. Siz onun biliyor muydunuz Sakin Hanım'ın eski eşi olduğunu? Evet biliyordum. Biliyordunuz. Dedi Hamdi... Bankları yazın. Hamdi abi yok dedi. Ben dedim nereye gider hani? Dedi 3-4 gün geçmiş aradan. Ben gördüm ama dedim tam hatırlamıyorum dedim hani. Pazartesi olabilir, salı olabilir. Yok dedi yani salı gün kaybolmuş. O gün salıdır dedi bana. Dedim valla bak bilmiyorum dedim ben. Pazartesi salı olduğunu bilmiyorum dedim. Dedim hatta baktım mı sağa sola dedim. Dedi baktım bütün kuyulara falan baktım dedi. Dedi peki dedim yukarıda hani bir şey vardı define kazıyorlar. Ay niye kuyulara bakılsın ki? Adam 70 yaş hani 3 yaşında çocuk değil ki Allah'ım dağlara taşlara yani. Hani evet. Eğildi de kafası ağır geldi düştü diye. 70 yaşındaki adam kuyunun içine niye düşsün ki? Dedi dedi şimdi bu 4 gün dedi hani yayan gitmiş olsa dedi Torbalı'ya dedi varması lazım dedi. Kızların da dedi arası son zamanlar tartışıyorlar falan dedi. Telefonda çok konuşuyoruz dedi. Muhtemelen dedi kafası esti dedi. Hani yürüyerek falan gitti dedi. Sakin abla da o gün... Yani yürüyerek mi gitti? O yüzden mi varamadı? Belki dedi arabayla gitmemişse dedi bu yayan gitmiştir dedi. Hani yürüyerek. 80-90 kilometrelik yolu. Evet. 86 kilometre. Dedi eğer dedi yürüyerek gitmişse dedi hani buna Erhan dedi ama ben hani Sakin abla demedi. Bu senin dedi. Baban söylüyor yani. Müge Hanım imkanatı yok oraya yürüyemez yok, yani. Yürüyemez de. Şimdi... Urla'ya bile yürüyemez yani. Yani o şekilde konuştu. Ha bir şey söyleyeceğim. Hangimiz yürüyebiliriz? Ha bir yani de niye yürüyor? Ha bir de biz niye yürüyoruz? Müge Hanım niye yürüyor? Yani, araba almış. Yani... Buraya araba bırakmış. Ben size şunu söylemek istiyorum. Sakin Hanım'ın ehliyeti de var Müge Hanım. Ehliyeti de var. Niye kendisi bırakmıyor? Hayır şimdi ben şunu merak ediyorum. Şükrü Beyciğim siz Hanım, ailenin affedersin. Yakınında mı oturuyordunuz? Evet. Yakın. Genç bir adam dahi 90 kilometreyi 20 saatte ancak yürür. Kilometre 5 kilometre 1 saatte normali. Normal yürüyüş. Işte. Maratoncu falan olmak lazım. Biz nasıl yürüyelim? Yani mümkün bu değil. Buradan Marmara Ereğlisi'ymiş İstanbul'dan. Mümkün değil. 90 kilometre 86 kilometre saatte 5 kilometre yürüse genç dinamik yapılı birisi 19 saat yapar. 19 saat nasıl yürüyeceğiz ama nasıl biz yürüyecek? Şempaze miyiz? Nasıl yürüyeceğiz şey yani? Yapalım hani yorulmayalım. Nasıl mümkün yürüyelim mü? Yani? Mümkün abi. Çıta mıyız biz? Neyiz yani? Nasıl yürüyeceğiz? Ya mantık dışı bir düşünce evet. Yani. De, bir hayır, şey daha var. Bir şey daha var Müge Hanım. İlk aklına gelen diyen kişinin kuyulara da baktık demesi. Niye kuyulara bakılıyor? Siz demediniz İlk aklına neyse. Nereden geliyor yani? Yani şimdi kızlarını... tartışıyorlarmış. İntihar edeceğim falan filan diyorlarmış yani. O şekilde acaba olabilir mi diye yani kuyulara baktığını söylediler. İntihar mı edeceğim diyormuş.
Öyle diyormuş. Mahkemeye mi vermiş bir şeyler hani... Hiç duydunuz mu öyle bir şey bugün? Hayır hiç duymadım. Biz telefonla öyle... tartışmadık yani biz. Yani hiç kimse de... Şimdi bir telefon dokümanlarını çıkar herhalde. Kuyuya atlayarak intihar ettiğini rastlamadım ben 45 yılda. Hiç görmedim. Biz telefonda konuştuk, tartıştıysa ben... telefon yeni moda çıktı çıkar yani bu. Hocam yani. Hiç. Bu da yeni moda. Hayır şimdi ben merak ettiğim şu. Şimdi diyelim ki ben bu evde yaşıyorum. Siz de şuradaki evde yaşıyorsunuz. Ben kedimi kaybettim. Evet. Şimdi ne yaparsın kedini ararken değil mi? Aa senin de bir kapını çalarsın. Ya Şükrü ben kedimi kaybettim ya. Hani sizin buralarda gördün mü sen? Evet. Nereye gittiğini? Sizin bahçede olabilir mi bir bak. Şimdi diyelim ki burada da Sakine Hanım kocasını kaybetmiş, müstakbel kocasını kaybetmiş. Şimdi adam da oradan çıkmış, izledik. Çıkacak o çiftlik evinden. Bir yol var, o yola gidecek, o yolda böyle yürüyecek değil mi? Bir yere varabilmek için ya da vasıta gelene kadar. İyi de insan kaybolunca bir ya Şükrü bizim Hamdi yok. Ondan sonra sen gördün mü? Ya nerede olabilir ya sen de bir atlasana traktörle ben şuraya gideyim sen de şuraya git. Adam yolda öldü mü kaldı mı? Adam 70 yaşında. Yani 70 yaşı da yaşlı diye söylemiyorum ama ya bir fiziksel de bir durum var yani. Olabilir. Hareketlerin yavaşladığı bir yaştan fizyolojik olarak bahsediyoruz. Hani 20 yaşındakini yolda evet. Kalp krizi geçirdi diye aklına çok zor gelir ama 70 yaşındaki bir adam için acaba yolda şekeri mi çıktı, tansiyonu mu çıktı? Bir yola aranmaz mı? Niye siz salı günü kayboluyor madem bu adam da siz cuma ya da cumartesi günü öğreniyorsunuz? O da tesadüfen öğreniyorsunuz. Evet, evet. Müge Hanım yani şimdi bana bir gün sonra mesela çarşamba günü deselerdi ben hatırlardım. Çünkü ben her gün zeytin topluyorum. Bir gün buraya topluyorum, bir gün oraya topluyorum. Hani biliyorum yani o gün ne yaptığımı biliyorum. Hani aradan zaman geçtiği için gerçekten de hiç hatırlayamadım ben. Keşke hatırlasaydım hani... O gün ben o zaman derdim ki %100 yani pazartesiydi ya da salıydı derdim. Müge Hanım. Peki pardon şimdi burada çok önemli bir şey söyleyecek Şükrü Bey. Size nasıl kayboldun adı? Sakine Hanım size ne söyledi? Ben ilk duyduğumda Sakine abla uyuk kalmış. Hamdi amca çıkmış oradan. Kaçta çıktığını bilmiyorum dedi bana. Erhan dedi onu. Ama sonradan hani kahvaltısını falan yaptığını duydum. Yani ben öyle duydum. Ama size ilk söylenen Sakine Hanım evde uyuyakalmış. Evet. Hamdi amca evden çıkmış. Evet. Evet. Çıktı sadece bilmiyormuş. Evet. Şimdi buraya bir virgül koyayım çünkü anlatacağı daha önemli bir şey daha var. İlkay Can yeğeni o da diyor ki Sakine Hanım beni aradığında dolmuşa 12'de kendi elimle bindirdim dedi bana diyor. Evet. Hamdi Kılıç'ın kaybolduğunu aile içinde ilk öğrenenlerden biri de yeğeni İlkay Can'dı. Bu Sakine Hanım'la tanıştıktan sonra amcamın hayatı alt üst oldu ve ben çok üzülüyordum amcam benim. Kaybolduğu zaman da ilk haberi bana geldi. Neler olduğunu öğrenmek için aradığında Sakine Akdeniz'in çelişkili açıklamalar yaptığını söylüyor İlkay Can. Sakine Hanım çok çelişkili konuştu zaten. Aradım, merhaba dedim ben Hamdi Bey'in yeğeniyim dedim. Sakine Hanım dedim amcam dedim kayıpmış dedim. Evet dedi ben dedi Ahmet'i aradım dedi, Yörükhan'ı aradım dedi. Ama dedi telefonum dedi ulaşamadım. Yaşamıyorum dedi. Saat dedim kaç gibi falan çıktı. Dedi 10.30'da kahvaltı yaptık. 11.30'da evden çıktık. 12'de o dolmuşa indirdim diye söyledi bana. Dolmuşa mı indirdim? Evet. Dolmuşa indirdim dedi. Ben de dedim nasıl yani dedim. Benim dedi durduğum çiftlik evi dedi. Urla'yı dedi. Uzak bir yerde dedi. Hamdi Bey'i indirdim. Birebir dedim kendiniz mi indirdiniz? Evet dedi kendim indirdim dedi. Zaten dedi bir hafta sonra biz gelecektik dedi. Ben de döndüm dedim ki Sakine Hanım dedim hani bir hafta sonra gelecekmişsiniz zaten zeytin işlemeye. Niye dedim amcamı gönderdiniz? Bu pandemi döneminde adam yaşlı. Zaten dedim yarım adam. Ciğeri dedim tüp takılı benim amcamın. Beni dedim lütfen dedim haberdar edin. Biz de dedim sizi haberdar edeceğiz. Ve ben iki gün sonra tekrar döndüm. İki gün boyunca hiç aramadı mı? Geldi mi köye uğradı mı? Hayır. İkili arasında nikahsız bir birliktelik yaşandığını da iki gün sonraki telefon konuşmasında öğrenmişti yeğeni. Jandarmaya dedim kayıp başvurusu yaptınız mı dedim. İlk önce hayır dedi. Sonra evet yaptım ama dedi işlemi almıyorlar dedi. Niye dedim? Resmi nikahımız olmadığı için dedi. Yoksa dedi yer yerine oynatırdım dedi. Ben de öyle deyince döndüm dedim ki o zaman dedim kusura bakmayın. İki yıldan beri bu adamla berabersiniz, parasını yiyorsunuz. Ya dedim sizin dedim nikahınız mı yok? Evet dedi bizim nikahımız yok. Amcasını merak ettiği için suçlandığını da hatırlatan İlkay Can, Sakine Hanım'la aralarındaki tartışmayı da anlatıyor. Zaten dedi bir sürü dedi yeğeni varmış dedi. Hiç dedi kimsesi yok dedi. Bir anda hepiniz doğdunuz dedi. Ben dedi buradan dedi gittikten sonra dedi kaç defa dedi aradım dedi. Aradım ama dedi ulaşamadım dedi. Hani siz de niye kızıyorsunuz dedi. Benim amcamın ölüsünü dirisini istiyoruz biz. Ben zaten Sakine Hanım kendisine de belirttim. Benim amcam Urla'dan çıkmadı Sakine Hanım.
istiyorum dedim. Torbalı'ya gelmiş olsaydı bulunurdu. Ölüsünü dirisini istiyoruz. Sorumuzu Sakine Akdeniz. O kadın hayatını girdikten sonra amcam bizden jet hızıyla uzaklaştı. Şimdi burada birkaç tane detay var. Birincisi kendi ellerimle dolmuşa bindirdim diyor. Size de diyorlar ki Sakine ben evde uyurken kendisi çıktı gitti. Yok, sakin. Sonrasında bize yapılan açıklamalarda da kahvaltısını ettirdik. Zeytin toplamaya, kadın bulmaya gitti. Saat 11-12 civarı ben giderken gördüm. Ama hatta işte gören bir kişi daha var. Şükrü. Daha sonra da biliyorsunuz Sakine Hanım ifadesinde demişti ki Torbalı'da gören var. Onu da bana kim söyledi? Ahmet. Ahmet Bey dedi ki bana da iftira atıyorlar kardeşim. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Torbalı'ya gelse orada bir gören olurdu dedim. Evet. Müge Hanım şimdi şöyle bir şey var. O gün beni aradığında ben köye döndüm. Annemi aradım. Hatta annemden sonra kardeşi var Hamdi abinin, Abdullah Kılınç. Onu aradı. Dedim ki Abdullah abi böyle bir olay var. En azından haberiniz olsun. Yani hep beraber ne yapmamız gerekiyorsa yanındayım, yardımcı olayım de. Sonra kızı bana döndü. Kızına Sakine Hanım'ın telefonunu ben verdim. Dedim bak bunu arayın. Bunlar bu numaradan beni arıyorlardı. Ben gidip alıyorup geliyordum. Yani arayın bunu. Ne birbirinize ne biliyorsanız söyleyin. Aynı zamanda Sakine Hanım'ı da aradım. Bak dedim senin telefonuna çocuklarına veriyorum. Konuşun. Kim ne biliyorsa birbirlerine anlatsın. Yani bu adama yardımcı olalım. Yani o telefon numarasını veren kişi benim. Her tarafı yayan kişi de benim yani. Sakine Hanım'ın telefonunu veren kişi benim. Ya ama şöyle bir şey var. Doğal olmayan bir şey var. Hani hep hayatın doğal akışı diyoruz ya. Bir şeyimizi kaybettiğimizde arama güdümüz. Hani etrafı bir ararsın işte sağa solarsın sola sorarsın değil mi? Yani bir şey vardır. Ya bir burada o yok. Ne olur? Bir paniğin yani ne olur? Yani nasıl Şükrü Bey'in haberi olmaz? Müge Hanım bir de şöyle bir şey daha de var. Söyleyeyim. Pardon dur abicim. Şimdi bir şey daha var. Şükrü Bey dedi ya ben biliyordum hani bana söylemişlerdi Sakine'nin Hamdi ile evleneceğini. Ama ne zaman söylediler sana? Meğerse bizim program ekip oraya gidince ATV otasını görünce söylemişler. Bilmiyormuş ki adam bir senedir orada. Ben bilmiyordum ama. Yani ne zaman öğrendi? Bizim programla evet, öğrendi. ATV arabasını görmüşler bizim yolda. Dedim Ali abi dedim ATV gelmiş dedim. Dedi gel dedi konuşacaklarımız var dedi. Ben gittim dedim buyur dedim. Bunu Ali mi söylüyor sana? Evet Ali abi söyledi. Dedi yani başka nasıl olsa dedi şimdi televizyondan bunları duyacaksın dedi. Hamdi abiyle dedi Sakine abla evlenecek, nikah kıyacaklardı dedi. İşte bir şey bekliyorlarmış dedi ama tam hatırlamıyorum şimdi. Hani daha sonra nikah kıyacaklarını söyledi. Askerden dönecek Hamdi Bey bir askerliğini yapsın askerlik gelsin. Biraz şimdi ben... Biraz daha olgunlaşsın. Yani ben, Müge Hanım bizim köyde Hamdi abiye herkese o şekilde tanışmıştır, tanıştırılmıştır. Bir dakika lafını bitirsin çünkü önemli çünkü evet. Ben o şekil duyunca bir hani bir şöyle yani hiç... Şaşırdın mı? Şimdi ben Sakine abla şey Hamdi abi benimle konuşmuş olmuş olsaydı Sakine benim hanımım deseydi ben şaşırırdım. Neden? Hatta inanmazdım yani. Neden? Çünkü hiç öyle görmedim ben yani o gözle hiç görmedim. Hani hep onun yanında yardımcısı işte onlara yardım ediyor. Öyle zannettim. İşçisi gibi de. Ayrıca bir de çalıştırdılar adamı yani. Bu da mıdır? Zaten Müge Hanım tabii bizim ki. Köyde herkes Sakine Hanım'a Hamdi abi benim eşim nikahlandık. Herkes de bu şekilde tanıttı. Şimdi, tamam ama Sakine Hanım kendi tarafında öyle anlatmamış. Adam evet, yan komşu. Uğurlu tarafında bilen yok bunu. Kimse Hanım, bilmiyor. Kısacası bizimki evlenmiş ama araziyi, habersiz. 50 dönüm araziyi komple budadı. Her tarafına çiftliğin her tarafına aşı yaptı. Mesela zeytin fidanı, zeytin deli deli zeytinleri aşı yaptı. Aşıları daha duruyor yani. Kimse vebal altında kalmasın. Kim ne biliyorsa söylesin. Ben hani Sakine ablaya da söyledim bunun yüzüne. Hani ne doğrusunu söyleyin. Çünkü insan hani doğruyu unutmazsın. Ama yalanı unutursun. Hani 3 gün sonra o yalan söylediğini unutursun. Ama doğruyu unutmazsın. Yani onlar da bir şey biliyorsa söylesinler. Hamdi amcayı ben çok fazla tanımadım Müge Hanım. Hani çok tanımadım. Teşke tanısamışım. Hani iyi bir insanmış. Ben onu kimsesi onun yanında falan sandım. Hani ben bu şekil kızları olduğunu. Ay yazık ya. Ben kızları olduğunu. Yani üzüldüğüm adam malı mülkü olan adam. Ben bilmiyorum. Hanım, malı mülkü kazancı olan adam. Emekli maaşı olan adam. Evi barkı olan adam. Çocuğu olan adam. Yani
Niye böyle gitsin de bir kadının peşinde bir kocası bilmem nesi falan filan. Hani kaza da olabilir, bir şey de olabilir. Yani söylesinler. Röportajın hani... yapıldığı gün Sakin'i oradaymış. Niye yayına çıkmadı? Şenol abinin röportajının yapıldığı gün Sakin oradaymış. Niye röportaja çıkmadı? Bak ben Sakin Hanım'a yine söylüyorum. Şimdi Sakin Hanım'ı tanıdık. Sakin Hanım dedi ki evet ben evlilik vaadiyle dolandırıcılık işine girdim dedi. Zaten hani o demese ne olacak? İnsanlar bağlanıyorlar. Girdim dedi, helalleştim dedi. Ama daha sonra yayınımızda gördük ki helalleşmediği başka insanlar da var. Yani onlar da aradılar, dediler ki işte engelli bir oğlumla evlenmek üzere geldi daha yeni dediler. İşte şu dediler, babam 39 doğumlu babama geldi dediler. Ve biz de anlıyoruz ki buradan Sakin Hanım kusura bakmasın. Sakin Hanım'ın Hamdi Bey'e karşı hissettiği şey aşk değil. En basitinden hocam. Yazalım ayrıca yazımıza. Resme bakın Müge Hanım, yani hiçbir samimiyet var mı Allah aşkına? Adamdaki samimiyete bak, kadındaki Sakin rezilliğe Hanım, bak. Diyormuş ya Müge Hanım, kızlar oraya mal için çıktı, babası için çıkmadı. Babamın canı da bir bizim, malı da bizim. Ben evladı olarak hepsini istiyorum. Sakine'nin eğer hiçbir şeyden şüphesi, tereddütü yoksa gelsin buraya, bizle beri arasın. Babamın kılına zarar geldiyse Sakine'den biliyor. Açıkçası buraya gelmek... Baba kaç doğumluydu? Babanız kaç doğumluydu? 50 doğumlu. Babanız 50 doğumlu. 50 doğumlu. Sakine Hanım da 71 doğumlu. Benden 6 yaş var arası. Benden yaşıt. Ondan 6 yaş var arası. Yani anlam veremez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu da Müge Hanım. Aslında bak, bu olur resimde, mu dersen, bak olur mu dersen olur. Yani insan ne bileyim hani o da bir hayat arkadaşı ister, bir ev ister, bark ister ama o zaman onun yolu böyle gel de benim aşk dedikoduları çıkan dünürümle, eski kocamla çiftlik evinde budamacı diye çalıştan geçmez. Kadın alır çantasını, yanılıyor muyum? Kadın alır çantasını, çocuğunu da alır. Sonuçta sizin yaşadığınız köyde de dediği gibi okul var. Burada da okul var. Yani hani böyle çok şehrin içinde yaşamıyorlar ki zaten. Alır çocuğunu da gider adamla. Beraber bağlarını, bahçelerini yaparlar. Zaten kızların da o zaman söyleyecek bir şey yok. Babaları tek başına kalıp onların başına dert olacağına. Ben babamı kendim söyledim. Bir kadın gelsin, o da onun yemeğini yapsın. Ben baba dedim, Sakine geliyor, kızları geliyormuş buraya dedim. Biz de gelelim dedim, hep beraber olalım dedim. Siz gelemezsiniz dedi. Bir de bu resim tapu zamanında, Rahmi Hocam. Tapu zamanına denk geliyor. Ha, tam 8 Temmuz 2019'da çekilmiş. Tapu ne zamandı, kaç Temmuz'du? Ay o da 9 Temmuz 2019. Bir gün önce tabii başvurdular, ama bak, ikinci ama gün tapu yaptılar. Ama Sakin Hanım, bütün söylediği şeylerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Tapunun tarihinden bir gün önce çekilmiş. Bir gün önce. Ya yazık. Hani Rahmi Bey, önceden tapuya başvuruyorsunuz ya, bir gün sonra da tapu yapıyorsunuz. Yani tapuya başvurdukları gün gidip bir de bu fotoğrafı da çektirmişler. Bu fotoğraf Urla'da mı çekilmiş? Torbalı'da. Şeyde mi? Torbalı'da. Bizim Torbalı'da çekilmiş. Yani tapuyu verdikten bir gün sonra giresin. Önce. Bir tapudan bir gün önce. Bir gün önceki. Evet. Önce bu resimler falan hazırlanıyor. Hani tanımıyordu. Gidip başvuruda bulunuyorsun ya. O gün gidip adam da ne bu kadar da, mutlu. Elini de böyle atmış omzuna. Kendi elinde çekilme değil, resimci de. Tabii güzel fotoğraf. Yani. Bu resimci de tapunun tam karşısında. Dekorlu işte. Özür dilerim, bu fotoğraf adam caymasın diye yapılan fotoğraf. Evet. Aynen. Size katılıyorum hocam. Aynen. Çünkü tapudan bir gün önce çekildiğine göre. Doğru hocam. Hani tapudan memnun önce beraber olmadıydı. Tapudan şimdi sonra başladıydı. Şimdi insanlar değişir mi? Belki gelişir. Benim şahsi kanaatim, bilmiyorum hocam. Siz bu konuda daha özel uzmansınız. Bir destek olmadan değişmez. Belki gelişir diye. Hani onu gelişme olarak adlandırıyorum. Ama insanlar değişir mi? Çok zor be. Zor yani, çünkü bir karakter yapısıyla dünyaya geliyoruz. Şimdi bu nedenle siz daha yani çok yeni bir zamana kadar bu evlilik vaadiyle dolandırma işinin içindesiniz. Zaten kendi kızınız da söylüyor, bilezikleri tencerelerin içinde saklıyorlardı Ali abiyle beraber diye diyor. Şimdi böyleydi. Bu adamı da bulmuşsunuz. Bu adamın da bütün malı mülkü gitmiş elinden. Artık yani titeber benim Rahmi Hocam'a kalmış. Sorun şimdi, olacak da. Bir dakika dur. Şimdi bütün malı mülkü gitmiş, parası bitmiş, adam da gitmiş. Siz de bu adamı aramamışsınız. Kusura bakmayın. Arasanız Şükrü Bey duyardı o gün o saatte. Ya da atlar, o Ali Bey'le beraber atlar giderdiniz. Köyüne giderdiniz. Yani nerede evet. diye. Bak ben sizden onu beklerdim. Benim evleneceğim adam kayboldu. Gitmez misin bir
ailesinin yanına nerede diye. İnsan bir ailesini arayıp o geceyi onlarla geçirmez mi? Hadi gidelim jandarmaya demez mi? Yapmamışsınız bunların hiçbirini. Bir şey olmuş o gün. Ben sizin hani böyle katil falan olabileceğinize de inanmıyorum sizi gördüğüm kadarıyla. Ama bir şey olmuş. Bence onu açıklayın. Bu nasıl olsa ortaya çıkacak. Adam buhar olup uçmadı ya. Adama artık ihtiyaç kalmadığı zaman. Elini ayağını dolaşmasın istemişler. Bak ben yine iyi niyetli söylüyorum. Diyorum ki ben hani bir cinayet fazla falan olacağını düşünmüyorum ama. Onun çok hani farkındayım. Adam bütün parasını, malını, mülkünü bitirdi. O saatten sonra artık engel. Aynen. Şimdi şunu da acaba mesela mükemmel sizi Ali ile mi yakın gördü? Şimdi siz buna da hayır dediniz ama yani sizin akrabalarınız arıyor, Ali'nin akrabası arıyor, Ali'nin bizzat abisi arıyor. Yani herkes biliyor her şeyi, artık saklamaya gerek yok. Sizi mi Ali ile yakın gördü de adam bir kalp krizi falan geçirdi? Bak ben çok iyi niyetle soruyorum bunları. Korkmuş olabilirsiniz. Kalp krizi geçirse adamın bedeni orada olur ya. Korkmuş olabilir insan. Hani korkabilirsin. Olur hocam ya, korku da panik insanı böyle. Yani orada bir kalp krizi geçirdi. 112'yi ara, ambulans gelsin, kalp krizi olduğunu bilsin, tamam, mesele yok. İşte ben iyi niyetli söylemek istiyorum, ne bileyim. Orada hocam demiş yani kız kalp krizi. Kız kardeşin telefonu attığımızdaymış. Buket. Buket'cim günaydın. Günaydın Miguel, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim vallahi Buket ya, iyi olmaya çalışıyorum. Yani sen konudan ne kadar haberdarsın bilmiyorum ama. Kaybolduğu gün Hamdi Bey'in evden ayrıldığı söylenen gün o evde kimler vardı? Yani kimler çıktı, kimlerin yanından kayboldu? Yani ben zaten hani evliyim, benim evim hocam ayrı. Ben o gün zaten çalışıyordum. Sen yoktun hani yani orada. Tam bir vakıf değilim ama şöyle söyleyeceğim. Biz de bilirsin, ama bilirsin. Sen yoksun. Eşin var mı evde? O da yok. Kayınvaliden? Onlar da işteler. Küçük kız kardeşin? O da benim evimdeydi. Ali? O da işteydi. Baban? O da işteydi. Yani bir tek Sakine Hanım'la Hamdi Bey mi vardı o evde? Evet. Ama sanırım baban da o gün orada. Erman yok, hayır, babam da o gün işte. Annem öyle söylemişti ilk yayında. He? Annem babam öyle söylemişti. Ay, annen Erhan orada dedi diye ben hatırlıyorum da o yüzden evet, diyorum. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Ya bilmiyorum belki de ama hani babam da o gün işte. Şimdi Müke Hanım, ben sizinle birebir konuşmak istiyorum, rica ediyorum. Lütfen. Tamam Buket, peki bir şey söyleyeceğim. Benim evim barkım ayrı diyorsun. Yani sen farklı bir evde mi yaşıyorsun? Evliyim ben. Tamam, farklı bir evde mi yaşıyorsun? Urla'da oturuyorum, evet. E tamam, madem sen Urla'da oturuyorsun da o zaman annen dedi ki baban için onun evinde yaşıyor. E niye o zaman? Benimle de kalıyor. Seninle de gelir arada ziyarete, herkes birbirine gider. Hayır de tabii ki de ziyaret amaçlı değil. Babam benim evime de gelip kalmışlığı var yani. Tamam, herkesin herkese kalmışlığı var. Herkesin ya şimdi herkesin. Şimdi ben sizinle konuşmak için hani dün akşam ekibinin sağ olsun arkadaşlarınız beni aradılar. Hani çok iyi bir, hoş bir sohbet geçirdik onlarla. Çok sağ olun, teşekkür ederim bu konuyla ilgili. Hı-hı. Yani benim söyleyeceklerim şunlar. Hı-hı. Hamdi amcanın bulunmasına inanın biz de çok istiyoruz. Ve hani Hamdi amcanın ailesine, komşularına, köylüsüne çok ama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hani bu hani yanınızda hani olduğumuzu hissettirmek, hani evet bedenen olmayabiliriz ama inanın kalben ve ruhen onlarla birlikteyiz. Hani yaptıkları her şeyde, konuştuklarında hani haklılar, bir kayıpları var ortada. Bunu sonuna kadar hani savunuyorum, ne bileyim onaylıyorum. Hani her şey yani mümkün. Çünkü bir can acısı dediğiniz zaman çok farklı bir ambiyans çıkıyor ortaya. Onların da canı. Evet, babalarıyla görüşmeyebilirler, babalarıyla konuşmayabilirler, bağları kopuk olabilir. Neticede bu onların babası ve oradaki kızları da bunun kızları. Tamam da bağlı ama iyi de bağlarının şimdi kopuk olmasının nedenini senin annen olarak gösteriyorlar. Bakın şimdi ona geleceğim. Şimdi bir sürü iddia var ortada. Bunu kabul edebilirim. Yani bunu kabul ediyorum. Bir sürü iddia var. İşte o var, bu var. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ama hani bir insan için çamur atmak, bir insan için ne bileyim bir iddiada bulunmak çok doğal. Hani çok farklı bir konu. Hani herkes şu an şey değil. Hani böyle bir hani vurun abalıya bir pozisyonu vardır ya. Biz şu an o pozisyondayız. Hani evet yayına çıkmak istemiyoruz, evet konuşmak istemiyoruz, evet bir şeyler hani şey yapmak istemiyoruz. Evet biz de konumumuzda haklıyız ama ben buradan bütün kolluk kuvvetlerine, bütün emniyet güçlerine yani bizzat kendim sesleniyorum. Hamdi amca ile ilgili, kaybıyla ilgili, ne bileyim hani ona ne olduğu ile ilgili, inanın hani onlar kapımıza geldikleri zaman veya biz onlara gittiğimiz zaman hani bir zorluk çıkartmayacağımıza, onlarla ilgili bir çalışma yapacağımıza sonuna kadar emin olabilirler. Biz buna asla hani zaten hayır gelemezler, yok hayır yapamazlar karşı çıkmıyoruz. Hayır, jandarma geldiğinde zaten karşı çıkacak bir şey yok. Jandarma gelince gelir. Hiç de yok. Çünkü
bizim yapmış olduğumuz bir şey olmadığı için benim hakkımda da ailem hakkında da bir sürü iddia atılıyor ortaya. Canlı yayına bağlanan insanların da biz kim olduğunu ve ne biçim insanlar olduğunu biz de farkındayız. Ben hani şimdi ben de arayıp sizi kardeşim veya oradaki eşiyle ilgili bir sürü iddiada bulunabilirim sizin ama ben bunu yapmıyorum. Bakın, ama bak yavrum, bak Buket bir dinler misin beni? Çok teşekkür ediyorum önce aileye güzel sözlerin için ama bak şimdi şöyle bir şey var. Biz evlenmek üzere yerini, yurdunu değiştiren, bağını, tarlasını satan bir adamı arıyoruz. O adam senin annenle evlenmek için oraya geliyor. Ama senin annen orada babanla, yani ayrıldığı kocasınla ve o Ali ile aynı evde yaşıyor. Kim bunu kabul eder kızım? Sen eder misin? Müge Hanım şöyle söyleyeceğim. Ben dediğim gibi dün akşam ekip arkadaşlarımıza da söyledim. Lafı değiştirdim. Eğer bizim burada bir kusurumuz işte tarlaya işte para vermedi diye iddialar atılıyor ortaya, o atılıyor, bu atılıyor. Tamam bizim o zaman kusurumuz... anneni bakın, alıp kaçırana kadar annen çıksın o zaman. Tarlaya annen 300 bin lira verdi diyelim. Bu adamın bankada parası yok. O 300 bin lirayla beraber sizin evinize geldi. Nerede bu para? Çıkartın o zaman ablacığım, ortaya. Ablacığım peki ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben seninle konuşmak istemiyorum abi. Ben sana söylemiyorum ki. Seninle konuşmak istemiyorum. Ben sana söylemeyeceğim ki. Ben şu an Müge Hanım'la konuşuyorum. Ama ben sana söylemiyorum. Şey peki anneme altınlarını verip arabayı aldığını iddia ediyor ya. Kendi arabasını kendi altınlarıyla aldı. Ne kadar çok altını varmış bunların, bir sorar mısınız kendilerine? Kendi arabasını neyle almış? Kredinin üstüne ayrıyetten para ne verilmiş? Benim düğünümde takılan, eşimin dostumun taktığı takılar annemde. Ekstra bana... Ne bileyim, bilezikdir, küpedir, kolyedir, bunlar bende kalan, şahsi benim koluma takılan. Hani bu düğünde gelin damada bir kurdele takılır ya, orada takılan bir takı miktarı vardır ya, onlar annemdeydi zaten. Ben arabamı da kendi bileziklerimle aldım. Bunu her türlü ispatlayabilirim. Ben adli mercilerde bana bu sorularla ilgili gelince de ben bu soruları ispatladığımda peki benim anne ne olursa olsun ben tekrar söylüyorum. Buradan bütün kolluk kuvvetlerine ben bizzat kendim sesleniyorum. Eğer burada bizim bir kusurumuz varsa, bizim bir hatamız, bir ayıbımız, bir yaptığımız olduğumuz bir şey varsa biz gerekli mercilerle gerekli her şeyi yapmaya hazırız zaten. Buket, ben sana sadece şunu soruyorum. Diyorum ki evlenmek için her şeyini satıp senin annenin yanına gelmiyor mu bu Hamdi? Ya her şeyini satıp derken... Satmış her şeyini adamın, hiçbir şey kalmamış. Müge Hanım işte bunu, her şey kalmamışsa çok farklı lanse ediyorsunuz. Tamam da sattı, ama sattı. Sattı kişi de senin annen. Para yok ortada. Evet. Nerede annenin ona verdiği 300 bin lira nerede? Müge Hanım diyor ya, paralar. Altınları bozdurdum, araba aldım diye. Babamın tarlasını alırken de altınlarını bozdurdun. Senin o kadar çok altının mı vardı her şeyi alıyorsun? Evet ya, sizin düğüne kimler geliyor ya? Tanışalım mı? Çorumlularmış. Evet, annem tarlayı alırken de ben altınlarımı verdim dedin. Arabayı alırken de altınlarımı verdin dedin. Tekrar izah ediyorum. Bakın, bir hani gelinle damada boynuna böyle bir kurdelen düğünü anlatsın mı bana? Boynuna bir kurdele takıyorsun, takılan bir miktar ama var. Bizim orada takılıyor. Ama Hülya'nın altın takılmıyor. Biz altını bilmiyoruz kardeşim. Biz altın takılmış, ben çok bakın, merak ediyorum. Biz altın falan sen bilmiyoruz. Laf salatası yapma. Madem dürüstsünüz gelin buraya ya. Ya ben sana gelsene buraya. Niye gelmiyorsun kardeşim? Neden? Benim işim adli mercilerde. Ya orada bizim değil. Ne işimiz var? Bıraktık geldik. Benim işim adli mercilerde. Ya başlatma işine. Senin annen ben söz konusu. Ailen söz konusu. Gelsene. Her şeyi yapacağım ya zaten. Bırak laf salatalığı yapmayın. Sen yap babam, o da laf salatası. Ben yapıyorum laf salatasıyım. Gel de burada beraber yapalım. Buket'cim, kapatacak bir şey yok. Sonuçta aile buraya gelmeden önce de siz onların yanına gidip bir takım bilgileri verseydiniz. Hikaye anlatıyor ablam ya. Hikaye anlatıyor. Abla bir şey söyleyeceğim. Anneme ne? Ablama ne bu konuyla alakalı? Madem konuşmak istemedim, madem şey... Ablama ne? Ablam neden karışıyor? Öbür ablam neden piyasada yok? Müge Hanım. Buket Hanım, adli mercilerde bizim işimiz dedi. Şimdi biz bir kayıp arıyoruz. Hani adli mercilerde işi olacak. Nasıl bir problem olduğunu düşünüyor Buket Hanım, onu anlayamadım. Hocam benim yani bunu anlayamadım. Demek ki hani canlı var. Olarak bulunamayacağını ve kendilerinin bir şekilde kartlarım suçlanacağını düşünüyor ki adli mercilerle işinin olacağını düşünüyor. Rahmi Hocam'a iki tane sorum olacak Müge Hanım benim. Bizim bu malları tekrar iade, taahhüt açma onları hakkımız var mı? Onları hukukla konuşursun. Burası hukuk programı değil. Onu zaten bir avukat tutarsınız, halledersiniz de. O değil önemli olan. Müge Hanım. Buket'cim, kızıp kapatacak bir şey yok. Sen zaten diyorsun ki ben orada değildim. O zaman ben ne biliyorsam sen de onu biliyorsun. Aynen. Daha sonra konuşulan bir şey varsa onu biliyorsun. Bakın,
Ben yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben tutup ne annenin tutup da bir şey yapacağını düşünmüyorum Hamdi Bey'e. Ama bu konuşulanlar mantıklı değil. Bir kadın, üç tane erkek oturmaz aynı yerde. Bu adam bu uğurda bak bu fotoğrafları çektirmiş. Günah bu adama ya. Yani ona da günah. Yani ne bir mantık kabul eder, yani ne akıl kabul eder, ne olayların akışına uyar. Ya olur mu böyle şey? Birisi senin eski kocan. Birisi şu anda beraber olduğunun şeklinde dedikoduların çıktığı biri. Biri yeni evleneceğin kişi. Yani üç tane adamla daha evvel ilişik yaşanmış. Birisiyle halen bu ilişki devam ediyor. Aynı çatı altında yatıp kalkıyorsunuz. Yok böyle bir mantık. Böyle bir yok. Olayların yok. Yani böyle bir yaşam tarzı yok. Olamaz yani. Bunu da kimse kabul etmez. Hiç kimse kabul etmez. Peki, ben de şunu soruyorum ya. Yani kızacak küsecek bir şey yok. 300 bin liraya almadınız mı bu fotoğrafın ardından bu tarlayı? 300 bin lira nerede diyorum. Çünkü bu adam yine resmi nikah olmasa da sizinle yaşıyor. Sizi kendi eşi olarak kabul etmiş. Evinde bir şey bırakacak hali yok. O parayı aldı sizin eve getirdi. Nerede o para? Müge abla oturdum yedim içtim gezdim. Size ne dese ona da kabulümüz. Nereye gezecek be yavrum 300 bin lira bu adam? Ben bilmiyorum diyor ya. Fotoğraf zaten belli oldu. Yedim içtim gezdim dese ona bile kabulümüz. İnsanların yaşam tarzları var. Yani para bir köyde bu yaşa kadar yaşamış adam 300 yani bin lirayla üzerine bilmem ne marka takım elbise falan ya, alacak hali yok. Hanım, nereye harcanacak? Tarlayı sattığı halde evinde dost doğru eşyası kalmamış. Müge evinin elektriği kesik. Bir şey, bu 300 bin lirayı bu hanımefendi nereden edindi? Evet. Kızımın düğün takılarını sattım dedi. Şimdi de kızının düğün satılarıyla araba da alınmış. Aynen öyle. Vallahi 300 bin liralık düğün takısı takılsın. Şuraya koysunlar. Ayrıca ablamın arabası da düğün takılarıyla alındı. Yani ne düğün takısıymış o yani? Önden fotoğraflar çektireceksin. O 300 bin bir gün sonra da tapunun satış işlemini yapacaksın. Bu kadar senli benli bir durum var. İkinci gün bu ortadan kaybolan adam hakkında en ufak bir adım atmayacaksın. Yok bunlar hayatın gidişatına da ters, olayların akışına da ters. Yani arkadaşlar bir virgül koyacağım, reklama gireceğiz. Evet, aileyi alalım. Yusuf Çelikbaşı biliyorsunuz aramak için ailesi gelmişti. Kaybınız bulundu, gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Canım benim. Gözünüz aydın, şimdi arkadaşlarımız size götürürler. Canım benim, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha sıkı sıkı sarıl yani, bari. Ne yapalım yani? Daha tedbirli olacağız. Bir de sevgisi yaptı. Evet, işte buradan çıktıktan sonra bir sevgi izi yaptır. Hiç buralara gelmeden hemen aranır bulunurdu. Olur mu evet. Leyla'cığım? Hadi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim. Bu arada dünya çok büyük ama çok küçük. Güzel çiçeklerim var. Dünyanın her yerinden çiçeklerimiz geliyor. Kanada'da sabahları seninle uyanıyor. Güne seninle başlıyoruz. Eşlerimize inat. Eşlerinize de selam o zaman. İyi ki varsın Barbie'miz. İyi ki doğdun. Kanada'dan sevgiler. Yaş 40 ama senin iznindeyiz. Burada ikinci üniversite okuyoruz. Kızım Elif selam bekliyor demiş. Kübra Acı Açıl ve Burcu Eyüboğlu. Hollanda'dan Handan Ayşegül ve Gülşah. Geçmiş doğum gününüzü kutlarız. Geçmiş pazartesi Hollanda'da yaşayan Talha ve geçmiş salı günü yine Hollanda'da yaşayan Göksel'in de doğum günüydü. Buradan onların da doğum gününü kutluyoruz demiş. Ben de kutluyorum. Merhaba. Gülsün Çiçek. Salzburg'dan efendim bir çiçek göndermiş. Doğum gününüzü kutluyorum. Yeni yaşınıza önce sağlık sonra başarı ve mutluluklar dileriz demiş Gülsün Çiçek Salzburg'dan. Efendim bir tek az önce neydi bizim oğlanın adı? Onun düğün davetiyesini demiş şiir olur Emre'nin. Bak bana da çok güzel şiir gelmiş. Ama ya niye siz getirmiyorsunuz benim istediklerimi? Neyse dur onu şiir mi var yarın okuyayım ya. Allah Allah bunlar da hiçbir şeyin tadını yaşatmıyorlar bana. Eşim 21 Aralık'ta vefat etti. Bir seneyi pazartesiyle doldurduk başınız sağ olsun. Müge Hanım benim sizden nacizane istediğim eşimin 850 metrekareye yakın arsası var. Oraya onun adına bir hayvan mezarlığı yaptırmak istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız kalbim sizinle olur demiş. Nilüfer Akcoşkun Bozda. Telefonunuz da var. Arkadaşlarımız sizi arayacak. Ben de bunun çok lazım bir şey olduğunu düşünüyorum ama hani nedir hukuken bunun
şey şu an bilmiyorum. Ya. Bir konuşalım. Ben de bu hayvan mezarlığının çok lazım bir şey olduğuna inananlardanım. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlarımız sizi arayacak. Ve efendim işte size bir şey daha gösterecektim. Onunla bağlayacaktım da artık yarım. Efendim şimdi az sonra Gücümüz Yeter programının. Bu geçen senenin son bölümü olacak herhalde. Pandemiden dolayı anca yayınlayabiliyoruz. Bu hafta Rukiye, bir tane daha mı var? Doğru haftaya son. Bu hafta Rukiye Ayhan'ın hayatına dokunduk. Çok enteresan bir kadın. Hani kadınlar her işi yapamaz diyorlar ya. İzleyin görün. Kadın isterse her işi yapıyor. Onun da hikayesi oldukça şaşırtıcı. Reklamlardan sonra hadi Gücümüz Yeter'de buluşalım. Bakın görün bu hafta kimin hayatına dokunduk. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.